Selams. Ben çok yukarıda kaldım ya bu sefer. Ha, indim işte. Evet, Havsala'ya başlıyoruz. Hiç böyle gereksiz intro falan yapmıyoruz. Bu gamepad'le oynanmıyor. Zaten şey, bulmaca oyunu ya. Kapat. Bunu nasıl kapatıyor? Basın. Sönmedi. Ha, neyse Xbox şeyleri geldi şimdi. Ha. Geçen pili bitirmiş böyle, unuttum. Ben kendi kapatıyor zannettim de. Kapatmıyormuş. Evet, Türk oyunu diye duyduk. Alalım. Oynayalım dedik. Değil mi? Hi. Evet. Yandaki yeşil ne acaba? Yeni oyun. Ayarlar oyundan çık. Yeni oyun. İlk defa giriyoruz bu arada. Niye bunu söylemedim? Bunu söylemem lazım ilk defa. Gök ufaktır ve dünya benim için çok dardır. Acaba nerede ruhumun sığınacağı bir yer vardır? Bizim odam burası. Yeni bir yer, yeni bir yol. Sen options'a girebiliyor muyum şu anda? Sesi biraz açmak istiyorum. Pardon. Güzel olmuş ha. İyi mi? İyi bence böyle. Biraz daha düşürsene sen. Düşün biraz. Düşür. Tamam oğlum, hadi oynama ya. Üstad Pisagor der ki kendin için dua etme, ne istediğini bilebilirsin ama neye ihtiyacın olduğunu bilemezsin. Hayatıma dönüp bakıyorum, gerçekten isteyerek yaptığım hiçbir şey kötü sonuçlanmadı bugüne kadar, o dava bile. Pisagor'un savunması mı? Kastettiği o dava bile. Belki de ben sadece istediklerini elde eden değil, kendi için iyi olanı istemeyi bilen bir kadınımdır. Ne? Ben free'im. Ve bu benim arzum, benim iradem, benim hikayem. Hadi bakalım. İnsanların duyularını sarhoş edebilen bir bedene sahibim. Eyvallah. Bunu neden paylaşmayacakmışım? Bak şimdi. Olacaktın ki İslam ülkesinde. Neyse. Kendi kendime saklamak, diğer insanlara haksızlık olmaz mı? Kafir, bak görüyorsun değil mi? Ama güzelliğimin içi boş bir kabuktan ibaret olmasına izin veremezdim. Yeterli değildi. En kıymetli, en yüce bilgilerle doldurmalıydım içini. Ben de öğrendim felsefeyi, sayıları, geometriyi, armoniyi, sanatı, evreni, dünyayı ilk kez deneyimleyen bir çocuğun merakıyla öğrendim. Zaman zaman ben de ev sahipliğini yaptığım sempozyumlardaki tartışmalarımız beni hem besliyor hem de daha fazlasını aç olduğumu hissettiriyordu. Ölümsüz olmayı istedim. Bu hayat sonsuza kadar devam ettirebilir. Aklım ve bedenim diri kaldığı sürece insanlarla aramdaki bu alışverişe devam edebilirim. Edebilirdim. Ama bedenlerimiz ölmeye mahkum. Beden ölmeli ki ruh başka bedene geçip büyümeye devam edebilsin. Ne anlatıyor bu ya? Cennet mennet huriler falan. Hani, günah ya. Tövbe estağfurullah. Görüyor musunuz, ruhla amaçlarımız ortak. Neye ihtiyacım olduğunu bildiğimi söylemiştim. Şimdi sıra bu bilgiyi benden sonraki bedenlere aktarabilmekte. Ruhumun içine gömeceğim ki tüm yolculuklarımda yanımda olsun. Bedenim ölse de ruhum bildiklerini unutmasın. Hem belki ruhuma bir mesken yaparsam çok uzaklara savrulmaz. Her sayının bir anlamı ve her anlamın bir sayısı var. Ve ben bu iş için mükemmel sayıyı buldum. Güzellik uykumdan gelir. Güzellik uyumdan gelir, özür dilerim, uykudan. Okuyamıyoruz da. Matematikte, geometride, müzikte, tragedyada hissederiz bunu. Farkında olmasak bile. Ancak farkındalık o uyumu tesis edebilmemizi sağlar. Ve zamanla bu uyumun yalnızca kendi içlerinde değil, bu alanların birbirleriyle olan etkileşimlerinde de yer bulduğunu görürüz. İşte o zaman tüm varoluş bir bütün olarak belirmeye başlar zihinlerimizde. Hayatı yaşamakla kalmaz, anlamaya da başlarız. Ama bu anlamı bulma yolculuğunun bizi hayatı dolu dolu yaşamaktan alıkoymasına izin verirsek, anlamını aradığımız hayat kayıp gider avuçlarımızdan. Bedenin geçici olması onunla tattığımız hazları önemsiz kılmamalı. Aksine keyifle yudumlamalıyız bize sunduklarını, tanrıların şarabından içer. Tövbe estağfurullah ya Rabbi ya Resulallah. Neyse, şarap dedi ya, bir an şey oldu mu? Arife günündeyiz, evet. Kendimiz ve evrenle uyum içinde çevremizdekilere bu uyumu tattırarak, eyvallah bak gene. 98.2 yılında. Şeyim, radyo frekansı. İkimizin de aklına aynı şey gelmiş olması yani. Bu fikirlerim iyice kafamda yer etmiş, kendini çilekeş bir hayata mahkum etmenin erdemini savunanlara karşı tahammülüm azaltmıştı. Ben de en iyi bildiğim şeyi yaptım, kendi yolumu çizdim. Öğrenmekle hatırlamak arasındaki o ince çizgide yürüdüm. Aklımızın birçok ömrü aşmasını istiyorsanız ona özenli davranmalısınız. Şimdi tek yapmam gereken ruhumun sesine kulak vermek. Bu hayatı Orpheus, değil mi? Öyle doğru okunuyor. Orpheus'un liri çaldığı gibi. Arkada çalanı kastettim. Şu kulak mı? Kulak. Yaşamakta ama ne tuhaf tuhaf şey, burayı sonraki hayatlarıma aktarmayı başarıp başaramadım ben bilemeyeceğim. Sıradaki ben bilecek. İnancım gelecek nesillere tohum olsun. Bir şey diyeceğim. Kulağa tıkla, eğer seslendiriyorsa Allah kahretsin. Üstad Pisagor der ki baştan değil mi? Üstad Pisagor der ki kendin için dua et. Neyse, ben okumuş oldum. Burada bir boş çekmece var galiba. Buna tıklanmıyor. Yok, buna tıklanıyor. Bu. Onu sen okuyacaksın. Antik Yunan'da yaşamış Hetera sınıfına mensup, kıvrak zekası ve bedeniyle dikkat çeken bir kadın, aynı zamanda Kroton'daki Pisagor okulunun öğrencisi ve geometri, matematik, hitap ve müzik alanlarında eğitimli, müridi olduğu Pisagor öğretisi. Ruhun beden öldüğünde bildiklerini unutup başka bir bedene geçtiğini, ancak aydınlanmaya varınca bu döngünün kırılacağı inancına sahip. Bu yüzden filminin kendine ve yaşama verdiği değer, onun ölümünden sonrası konusunda önlem alma etmiş ve ruhun derinliklerinde bu odayı kurmuş kaybolmasın diye. Daha tanışacağımız insanlar var. Ne? Nerede? Boş. Amaç şu an, evet. Karga rüşveti. Ha, şuraya koydu eşyaları, tamam. En başındaki ne yapıyor? Bir rakam bulup buraya gireceğiz galiba. Kulak yok mu bu sefer? Ben baştan sana okumasam. Ruh Palas'a hoş geldin. Teşekkür ederim. Buraya gelen yollar dolambaçlı ama çıkması hali kolay sayılır. Bir ruhun buradan çıkmak için tek yapması gereken yandaki haritayı, geldiği yeri, onun altındaki zaman modülünde de geldiği tarihe girmek. Böylece o ruh o zamana, mekana geri dönecek. Oha. Sen de bir sonraki ruha tanıklık edebileceksin. Gereken tüm adımları tamamladığında haritanın kapağı açılacak. Kitaplardaki önemli yerlere elini gezdirirken bu sayfadaki gibi bir kalem belirecek. İzlediğin yol yazıyor olacak. Yine de kaybolmuşsun da balkondaki kargayı besleyerek yoluna devam ediyorum. Işık tutabilirsin. Ha, oyunu öğretiyor. Tıkla, sürükle, kamerayı kaydır. Not defteri veya ne? Inventar, ESC, pause, duraklat. Şuna mı diyorsun? 1963 diyor, İstanbul diyor bak burada. Bir dakika, şu üçüncü paragrafında bir şey yapalım. Bir bakın geçelim. Tamam. Okay. İlk önce burası değildi. Bir gösterdiğine bakalım mı? Hint verdi ya az önce. Akdeniz kabuklusu. Kata cismi 16 milyon parası. Tamam. Prizma, küp, elma. Kuş, ama burada hiçbir şey yok. Sinyal kuş. Bu bir şey anlatacak ama bence şimdi değil. Oha. Yunanca ismiyle Pitralova Sisamlıydı. Bugün Aydın Dilek Yarımadası'nda karşısında bulunan bir adada Yön döneminde yaşamıştı. Kendisi kendi felsefesini kurmuş ve bir cemaat yaratmıştı. Cemaatine dönemi için sıra dışı olsa da kadınlar da katılabiliyordu. Zaten cemaat çok önden sıra dışıydı. Pisagor'un öğrencileri onun söylediklerini bir peygamber söylemiş gibi kabul eder ve söylediklerini ipsedik. Yani üstad öyle söyledi diye aktarırlardı. Pisagor felsefe kelimesini bilgelik sevgisi anlamında kullanıyordu. Kendisine bilge demek yerine bilgelik dostu diyordu. Yani tarihte ilk filozof olarak adlandırmıştım. Değişikmiş. Not alabiliyorsun demişti. Ne yapıyorsun şimdi? Yok. Buradan bir şey alabileceksin. Direkt herhangi bir yerine tıklıyor yani. Özetlere koyuyor direkt o zaman. Olabilir. Pisagor hem Yunan Doğu etkileşimiyle bir felsefe, hem bilim insanı, hem din insanı vasfıyla Yunan ve Roma halkının kulağında yabancı bir ses olmuştu. Müritler onu peygamber olarak gördü ve başka bir kişiye itaat etmedikleri Pisagor öldükten sonra cemaatten bulunan iki kişi, herkes Roma devleti tarafından öldürüldü. Bunun üzerine cemaat yer altına taşınarak faaliyetlerine gizli bir şekilde devam etti. Yeni Pisagorculuk. Pisagor okulu Kraton'da kurulmuş, dönemine farklı öğretilere sahip bir okuldu. Öğrencileri her canlının eşit olduğuna inanır ve et yemezlerdi. Bunlara enkarnasyon inançlarının da payı vardı. Bugün yedikleri bir inek, dün ölen bir yakınlarının ruhunu barındırıyor olabilirdi. Bunların vejetaryen olma sebepleri bana daha mantıklı geldi şu an. Pisagor okulunda herkese bir bilgiyi vermenin doğru ve adil davranış olmayacağı düşüncesi hakimdi. Ney? Her bilgiyi vermen, ha eyvallah. Yüksek idrak yeteneği gerektiren bilgileri düşük kapasiteli insanlara aktarmak faydadan çok zarar getirdi Pisagor'a göre. Herkese hak ettiği kadar bilgi verilmeliydi. Yani üstad diyor ki çay bardağına damacanayla su doldurma. Pisagor'un bazı dersleri herkes açık, bazıları ise sadece kendi seçtiği öğrencilerine özel oluyordu. Sınıf Pisagor'dan bir perde ile ayrılır. Öğrenciler Pisagor'un sadece sesini dinlerler. Dinlenme aşamasında başarılı olan öğrenciler kadem atlamış olurlardı. Bu gruba bilmem ne denirdi. Bilmem nenin has öğrencileri matematici denir. Tam matematikçi deniyormuş işte. Susmayı öğrenmek her öğrenci için ilk dersti. Derste anlatılanlar kendilerinden olmayan insanlara anlatılmamalı. Sır gibi saklanmalıydı. Orfeizm inancı, Pisagorculuk ve müzik. Ruh göçü ve reenkarnasyon inancının Yunan yorumuydu. Bedenin geçici, ruhun ise bedenler arasında seyahat eden kalıcı parçamız olduğunu savunur. Şarkıcı, kahin ve büyücü olarak anılan Orfeus'tan ortaya çıkmıştır. Mistik bir kuruluş inancıdır. Pisagorcular her şeyin sayılarla matematikle açıklanabileceğini buna müzik de dahildi. Müzikteki ölçü ve oranlar sayılarla ifade edilebilirdi. Zaten matematikle müzik arasındaki ilişkiyi ortaya seren de Pisagor'dur. Telin kısaltılmasıyla sesin inceldiğini fark etmiş, uzunlukların tam oranlara gergin tellerin armonik sesler verdiğini fark etmişti. Lire 8. telde Pisagor'un eklediği söylenir. Dünya merkezi görüşüne göre 7 tane gök cismi mevcuttu. Dünya, Ay, Güneş, Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn. Müzikte de 7 nota bulunur. Bu Pisagor'un gökyüzünde neden 7 cisim olduğunu açıklıyordu. Bu teoriye kürelerin müziği dendi. Pisagor ve Pisagorculara göre her şeyin temeli sayılardır. Bir mutlaktır, bire vakıf olmak her şeyin doğasına vakıf olmaktır. Bir ve tek çift sayılar oluşturanlar. Bir noktadır, iki çizgidir, üç üçgendir. Ha. 4 dört yüzlü bir şekildir. Her sayı farklı bir anlam ifade eder. Tek sayılar erkek, çift sayılar dişi olarak adlandırılır. Pisagor'un teoremi sayılar teorisinin ve ardından trigonometrinin oluşmasına ana fikir olmuşsa analitik geometrinin temelini oluşturur. Alıyorum şunu. Hipotenüsün eşittir Pisagor, tamam. Ancak Pisagor'un öğretisi hipaus kenar uzunluklarına 1 ve karekök 2 değerlerine sahip ikizkenar üçgen keşfetmişti. Hesaplama çalışında bunun tam sayılarla ifade edilemeyeceğini anladı. Böylece irrasyonel sayıların varlığını keşfetmiş oldu. Bu keşif Pisagor ve Pisagorcuların mükemmel sayılardan oluşan matematik dünyası için bir tehditti. Tam sayılar ile nesnel sayılar arasındaki bağlantıların anlamından Pisagorcular irrasyonel sayıların varlığını reddettiler. Hipaus'u susturdular. Hayda. Adam yeni bir üçgen buluyor. Üçgen oranı buluyor. 40-45 açı derece bir sayısı noktayı 1 olmayı temsil eder. 2 nokta yana yani çizgi edilir. Doğal yapıları zıtlıkları temsil eder. 3 sayısı bir üçgen yani düzlem oluşturur. Bu da anne, baba, çocuk, o baba, oğul, kutsal ruh, ruh, beden, zihin gibi üçlü yapıları temsil eder. 4 sayısı 400 bir şekilde temsil eder. 400 bir şekil artık cisim olmuştur ve doğanın 400'lü kuvvetlerini temsil eder. 4 mevsim, 4 yön, 4 element. Ateş, su, tahta. Yani orada yükselmen lazım diye. Bu üçgeni oluşturan noktaların toplamı ise 10 sayısına eşittir. Yok ya, 4 artı 3 artı 2 artı 1 gibi. Yani 4 şekiller. Anladın mı? 4 artı 1, 5 de 3, 2 artı 3. Baby, baby, 5 artı 5, baby 10. Parlıyor sayfa zaten. Pisagor geçmiş yaşamlarını hatırladığına inanıyor ve tam 700 tam yalnız onu öyle böyle bir şey yok, onu tamamen uydurdum. 700 yıl önceki Truva Savaşı'nda Pantos'un oğlu Eupros olarak yaşadığını, kendisinin Melanos'u öldürdüğünü söylüyordu. Bir gün okuldakiler gittikleri bir gezi sırasında müze duvarına asılı bir kalkan görünce ağlamaya başladığı ve onun kendi kalkanı olduğunu söylediğini anlatılır. Kalkanı duvardan indirip baktıktan kafası güzelmiş abi. Adının kazılı olduğunu görürler. Pisagor bunun belleğe eğiterek başarılabileceğini düşünüyordu. Bu yüzden Pisagor'un müritleri bunun eğitimin ilk aşaması olarak her gün o gün için yaptıkları şeyleri hatırlarlardı. Bugün ne yedim? Bugün neyi doğru yaptım? Neyi hakkını vermeden üstünkörü bir şekilde yaptım? Bugün Agora'da hangi yollardan geçtim? Hangi kokular vardı? Yaşadığım duygular nelerdi? kimlerle ne konuştum. Bu aşamayı başarıyla tamamlayan öğrenciler bir sonraki adım olarak aynı sorgulamaları bir hafta öncesi için yaparlardı. Sonra önceki ay, önceki yıl ve nihayetinde önceki yaşam. Daha dur, daha var. Yani şu an okumayalım, biraz bakınalım ya. Hızlı geçeyim. Hızlı geçme. Hızlı geçme, okuyalım da. Bir geri gelsene, bir geri. Hierogliflerde de uyak var mıdır acaba? Uyak dedi değil mi? Sondakilerin aynı. Hı. Dur bakayım. Ne tekrar ediyor bu üçlülerden? Kuş. Bilgi sahibisin diye kibirlenme. Sanat sınırlarına kimse erişemediğiniz hiçbir sanatçının becerisi kusursuz değildir. Türkçe kelimelere bakmayacağız herhalde bence. Türkçe'ye bakmayacağım da başta, sonda ya da tam ortada falan. Ya da ne bileyim. Üçünde de hepsinin eşit olduğu şeye bakacağız herhalde. Kuş bence. Yok. İki tane kuş işte. Yok, o aynı kuş değil ama. Hmm. Karga sesleniyor. Tamam. Ne? Yukarıdan dördüncü. Şu mu? Aha. Şu. Aynen. Şu. O solda. UFO. Aynen. Tabak içinde hamam böceği. UFO. Tabak içinde hamam böceği. Gezegenleri dizebiliyor musun? Kibele. Kibele. Hayda. Sonra yapacağız herhalde. Evet. Bir şey yapsana. Döndü aynen. Bir farklılık var ama. Evet, tamam. Uymuş. Ne? Yeşil, kırmızı, sarı, ha, mor, mavi. Yeşil, hatırlıyor musun? Evet. Dur, orada bir şey vardı. Tamam. Sonra bakalım ona. Yok, aldık zaten envantere. Yeşil. Kırmızı. Ha, böyle oluyor mu? Şu an burası doldu ama. Şeyi yapalım o zaman. Şu amforaya gel. Hangisi o? Geri gel. Sağda 40 amfora vardı ya. Oraya yapıştır onu. Tamam. Ha, burada bir şeyler anlatıyor. Keçiyi taşıyan adam. Geyiği kaldıran adam. Boğayı götüren adam. Geyiği. Keçi oğlak olabilir. Bakacağız. Şey, o tablo olayını çözdük o zaman. Bir geri dönebiliyor musun şuradan ya? Bu ne yapıyor? En alttaki. Ne de tuhaf bir boşluk. Aşağıda öyledir. Aşağıda öyledir mi? Ne oluyor? Aşağı daha ayrı. Kibereyle alakalı bir şey olur mu? Ha, özet vardı. Bir baksana. Hmm. Pisagor'a girmiş olması lazım aslında karakterler arasında. O şey olabilir. Map'te o zamana gidiyorsun ya. Oraya gidince... Şöyle aslında bir döndürme muhabbeti var bununla da. Civa, sülfür, bilmem ne. nasılsa aşağıda öyledir. As Above So Below diye güzel film. Şimdi şeyi göreceğiz herhalde. Tam da hani bir aksiyon alamıyorum burada. Aşağıda bir şeye tıklıyor biliyor musun orada? 69 hangisi? Yok. Henüz tarihini bilmiyorum. Çivi var ama. Ne karga rüşvetiymiş. Bir daha baksana kasayı. Kapat. Saat kapat, saate bakalım. Ya buraya bir şey koyacaksın zaten. Evet de. Ama saatten alıp takılıyoruz. Buralara da bir şeyler konacak. Pisagor. Pisagor. Ruhumu görüyor sanki. Bu lir adeta bana bakıyor. Teli eksik. 8. teli Pisagor eklemişti ya. Ortaçağ sanatçıların zihinleri bir acayip. Aynen öyle kardeşim. Evet. Yani hiçbir şey çıkmayacağından eminim ama. Şeyi seçebiliyor musun şuradan? Herhangi bir yere. Kaydıramıyor musun? Elindeki. Aşağı doğru falan. Aşağı kaymıyor mu? Ama daha açılmadı büyük ihtimalle. Şu anahtar şuraya çok... Anahtar var, koyamadım onu. Denemedim. Yani şöyle mi götürüyor? Ha bir dakika. Nasıl bir dizilim olması lazım? Onun da bilgisi yok herhalde şu an. Var mı? Bilmem. Ha, bir dakika var galiba. Bir kapatsana bir daha. Var. Bundan o iki notla alakalı bir şey yapacağız. Notu aç. Şu şey sol elinde. Şuradaki cisimleri belirli sayıların üstüne de yazıyor. Merkür 1 diyor. Getirelim mi şunu bire? Tamam. Başka. Venüs 2 diyor. Venüs yok burada. Şu var, şu var bir de. Dünya 3. Dünya değil o. Ha. Tuzlu. Ama tuzun şeyi yok. Numarası yok. Hava civa. Bir dakika ya. Civa ile Merkür aynı. Üç. üçgen haç var mı orada başka? Yok. Başka bir şey olabilir. Sülfür. Yani sülfür. Tuz, sülfür, civa. Ha o merkür değil zaten, civa. Yan yana mı getireceğiz acaba? Tuz, sülfür, civa şeklinde. Yok. Bu şeylerle de bir alakası var. Bir molekül gibi bir şey mi var? Molekül olmaz ki. Onu aşağı indir bir de. Şu şeyi kaydır. Şu anda bu açın şey değiller. Daha Hint'ini almamış olabilirsin. Sadece ne olduğunu gördüm. Hesaplar olabilir. Kimyacı birisi varsa. Olabilir. Burayı açtık tamam o zaman. Altı açılıyor mu? Taş gibi bir şey koyacaksın herhalde. Ben okuyalım o zaman. Dur. Yukarıda bir şeyler yazıyor ama. Chinos. Chinos abi. Bunu mu? Ha, bu kadar. Ha, o kadar mı? Biraz şey yapıyorum şu an. Aha. Bir dakika. Şunlar da sıralama verecek galiba. Şöyle bir ne olduğunu bir gözümüz görsün diye okuyorum. Antik Yunan'da birçok şehir devleti farklı takvimler kullanmıştır. Bazı kentler sıfır tarihi olarak kuruluş tarihlerini almıştır. Bu durum diğer şehirler arasında güç savaşına sebep olmuştur. Sırf bu yüzden değildir canım. Şehirler en köklü ve eski şehir devletlerinin kendisi olduğunu ispatlamak için sıfır tarihlerini geri çekmişlerdir. Bir aylık döngüyü önlemek için ay evleri gözlenir. Bir ayın ilk günü hilal evresinin. Günleri ölçmek ise güneş gözlemlenir. Yunan takvimlerinde gün güneşin batmasıyla biter. Birçok toplum ay takvimini kullanmıştır. Uzun bir süreç içine gözlenebilecek güneşin hareketlerine oranla ayın evreleri halk için daha çok kolay fark edilebilecek kolayıydı. Tarımın iyileşmesiyle birlikte ay evreleri takvimi güneşe uyarlanmıştır. Olimpiyat takvimi. Olimpiyat ismini veren ilk yarışmayı sıfır tarihi olarak olan takvimdir. Bu ilk olimpiyatın miladi takvime göre milattan önce 776 yılında yapıldığı kabul edilmektedir. Bu tarihten önce de olimpiyatların yapıldığı düşünülmektedir. Ancak kayıtlarında net olarak olimpiyat olarak adlandırılmamıştır. Her bir olimpiyat yılı 4 yıl sürmektedir. O yüzden mi 4 yılda bir yapılıyormuş? Demek ki 4 yılın kaçıncısı oldukları olimpiyat yılının yanına yazılır. Miladi takvime göre Milattan önce 345, 98. olimpiyatların 2. yılına denk gelmektedir. 98.2 yazılır. Ha. O zaman 345 yani. Evet. 98.2 miydi? 98.2'ydi. 98 bu. Bir dakika. Havacıva 98.2 mi diyor? Antik Roma takvimi, Aburuk bilmem ne, Roma şehrinin kuruluş tarihini başlangıç olarak alan takvim sistemini ifade eder. Kısaca AUK olarak bilinir. AUK takviminde 0 yılı bulunmaz. Bu yüzden milattan önce 1 ve milattan sonra 1 tarihleri arasında 200 yıl değil, 2 yıl değil 1 yıl vardı pardon. Roma rakamlarıyla kullanılır. Yanında görsel Romalı zenginliği filosofisini gravür sanatçısına yaptırdı. Neymiş bu? 354 yılı takvimden Nisan ayının görselinin kopyasıdır. Kaldık lan. Hayır kaldık derken kaldık öyle diyorum yani. Şu bize bir şey ifade edecek mi acaba ya? Şurada bir şeyler var. Henüz tarihini bilmiyorum. Biliyoruz ya işte 98.2. Dur bakalım. At mı? Ayak. Hermes'in ayakları ha. Ama öyle duruyor. Ne? Hemen sol üstünde selamlayan Orion'u Neptün'e çevir. Bir dakika. Bir sonra... Tamam. Teleskobun içindeyken diğerleri geldi balık yıldız takımına hemen yanında. Uranüs'e koştuğumuz gibi ortadaki iki hariç. Onu bir daha açsana. Onun arka sayfası da var. Yok. Buralara anahtar mı lazım? Teleskopa gidelim. Teleskop yok. Teleskop bir yerden alacağız mı acaba? Ne o? 3, 1, 4, 2. Düğüm sayısı da. Odanın rengi mi değişti? Yok lan ben mumları söndürdüm. Sen mi yapıyorsun? Bir dakika böyleyken bir arkaya baksana. Böyleyken. Bir dakika. Bir daha ışığı değiştir. Bir dakika şu gaz lambasını boşluğa getirsene. Karga diyor ki gelin diyor uğraşmayın diye. Bu ara bu tarafa niye gidemiyorum? Bak bu... Bir de böyle bir renk var bak. Ha renkler değişiyor ha? Evet. Ne bu mor? Ne de tuhaf bir boşluk. Değil mi? Tamam neyse dur bakalım. Allah Allah. Bir geri gel bir şeye baksana. Ne? Nerede bir şey gördüm. Ya bir geri gel. Sağ tarafta şu ön hemen öndeki kase gibi bir şey var. Sağ tarafta. Gidemiyorum ki. Normalde kayması lazım. Hı. Ya burada bir şey çıkacak ya da o ışıkla mı alakalı acaba? Karanlık olduğu zaman mı görebiliyorsun? güzel yaklaşım ama. Aa, bir dakika. Gaz lambasıyla baksak. Ona bir şey sürüklenmiyordu. Yukarı gösteriyor. Burada geri gelsene. Tam bu kadar işte. Henüz tarihini bilmiyorum. Gidelim kargaya. Aha. Peki çivilerin yeri burası mı kesin? O Roma rakamlarıyla ilgili bir şey olabilir. Dedim ya burada çiviler vardı ya. Şimdi şöyle şunu şuradan bul. Büyük ihtimalle ay şu ortadakiler. Nisan ayı demişti ya. 345'in Nisan ayı. Ama orada bir tanrı yok. Yukarıdakiler tanrı, bunlar yıllar, şu ortadaki de ay. Bir dakika abi. Bu direkt karın doğum tarihini falan girebiliyor musun? Nisan ayının şeyi buradan geliyor abi. Ne alakası var? Ama Romalı zengin diyor yani. Tanrı değil mi? Bir burada bir şey yapacağız bence. Bir de o şeyde şu anda çivide... Hierogliflerde dalgayak var mıdır acaba? Ha? Şurada gösteriyor bak. Bu sıraya mı elde edeceğiz? Bir dakika. Onu başka bir şeyle birleştireceğiz. Şu üçgenler... Üçgenlerin ne anlama geldiğini şey yapsak. Bir daha baksana o notu. Neydi onlar? Tuz, civa, sülfür. Abi bu sırayı bir de pervanelerde o sırayı elde etmeye çalışalım. Ben ikisinin arasındaki bağlantı. Dur. Üçgenlerle alakalı çünkü. Üçgenleri nasıl havacılığı? Üçgenler buradaki görsel. Tamam. Onunla birleşiyor ama bak kapıyı açıyor. Yatay, dikey, çapraz. Bir deneyelim bence ya. Bir şey kaybetmeyiz şu anda. Sıra da önemli bence yani bir şeyler var orada da. Öyle mi? Yatay, dikey, çapraz işte. Bir şey çıkmadı yani. Ne? Milattan önce 345 yılı. Bak bu pervaneler burada da var ha. Üçgen mi yapacağız acaba? Hı? Üçgen de yapamıyorsun ki onu. Şu an tam olması gerektiği gibi geldi aslında. Kapağını, deniz kabuğunun yanındaki kitapları yağlı tabloda göründüğü sırada dizinde bulduğum anahtarla açmıştım. Ha. Ben bir de şimdi diyorum ki şu tuz var ya, tuz, cıva, sülfür sırasına da getirelim. Bence orada bir sıra yok zaten. Sadece vermiş yani. Çok iyi değil miydi ya bu ama? Buradan da bir rakam da erişmemizi istiyor olabilir, pardon. Direkt üstüne koyduğun rakamlar önemli bence. Ha. O simgeleri hangi rakamın üstüne koyduğun önemli, onu. Şu harita hala çıkmadı karşımıza. Başka yok galiba burada. Şurada yıldızlar var. Bir an sessizlik iyi geldi. Geri geliyor. Hiçbir şey uyandırmıyor bende o. O şeydeki üçgenler işte. Karga diyor ki bana gelin diyor. Şu şeyi de görebiliyor olmamız lazım aslında. Henüz tarihini bilmiyorum. Firin hangisi bunların? Firin... Bilmiyorum ama mesela şurada bir yerde asam var ha. Ne oldu? Geliyoruz arkadaşlar. Durdurdum. Telefon çaldı, geldik. Ha, devam. Şunlar da Pisagor heykelinin yanına gidecekmiş gibi duruyor da sanki. Burada bir şey çıkmayacak artık bize ya başka. Bas. Tamam, birinci teli, sarı meyve. beyaz, sarı. Tamam, sarı kaç? 4 mü? Tamam. 4. Çok fazla zorlamaydı. Evet, tamam. Evet. Olacağını düşünüyorum ama denemiş olduk yani. Gitmiyoruz mu kargaya inatla? Gitmeyeceğiz, hayır. Burada bir şey anlatılıyor mu? Yok. Baktık. Bence kandili bir yerde kullanacağız ama nerede kullanacağız onu bulmamız lazım. Yani ilk o kullanılabilir itemlarımız kandil olacak yani. Bunları da yakamıyorsun ya. Buradaki her şeye tıkladığına emin misin? Evet. Baştan 3 tane bir şey bulacağız buna. Henüz tarihini bilmiyorum. Henüz tarihini ben de bilmiyorum. Bak burada da var. Ama işte müdahale edemiyoruz yani şu an. Şu şeyleri kaydıramıyorsun. Şu an tıkandık, gidelim işte kargaya. Karga beni çağırıyor. Yıldızlar da kayar durmaz. Oğlum çok oyalandık lan. Çıkardı şimdiye kadar bulsak bir şey. Bak ya bu. Gidiyorum. Hadi git diye bir laf duydum. İleride ışık kirliliğinden yıldızları unutacağız diye korkuyorum. İleride ışık bir şeydi. Bu yıldızların kaçı ölmüştür acaba? 3'ü, ne bileyim. Abi bu mu? Bu değildir ya. Bir dakika, sembolün üstünde durduğu kenarın büyüklüğü kaçsa... Alttaki rakamlara onları denk getireceğim. 3, 4, 5'i. Geri gel, bir tek bu değildir ya, o da başka şeyler. Kitaplıktaki bir sabah kitabının üzerinde cam kapaklı vitrinindeki kutularda gördüğüm sembolleri gördüm. Evet, sembolün üstünde durduğu kenarın büyüklüğü kaçsa o sembolün... Bir dakika. Nasıl yani? Aç sen onu. Şu 5 olacak. Bir geri gel. Ha, pardon şey notu aç. Pisagora. Tamam, dik olan 4, yatay olan 3. Bu da biraz da 5. Şöyle 3, 4, 5 olacak. Saçmaymış. Yani diğer şeyler de var. Onun 2 tane bulmaca çıkıyor. Bu 3, evet. Değil mi? 3. Tamam. 4 şurası. Evet, dik olan 4. Ne oldu? Ne oldu lan? Dur, bunu biraz daha aşağı mı ittirmem? Bir saniye. Cık, geri başa döndürdük. Hı? Beş nerede, burada mı? Beş burası. Al abi bunları. Al bunu al. Bunlar Kibele'nin galiba. Ha. Rakamlar var üzerinde. Kibele. Nerede? Sağlık. Yapıştır. Şey olacak herhalde. Koyduğun yerlerin sayıları üst üste gelecek. Yok. Ha, saatte gösteriyor. Hı. Random koy ya, ona göre tekrar düşünelim. Dur bir dakika. Ha, bu arada döndürebiliyor musun galiba? Sağ kliklesene herhangi bir. Böyle bir şeyi de mouse wheel'la üstüne gelip. Böyle direkt mouse wheel'la dönmemiş. Zaten bunlar uyumsuz ya, baksana. Bunları doğrultmak lazım. Hı. Döndü. Ne yaparak döndü? Tıklayarak. Şimdi şu yukarıda 1 olacak. Şurada aynen bu olacak. Şu sağ alta 5 gelecek şekilde. Beş. Buraya 2 gelecek. Sen neye göre bakıyorsun? Şuna. Bence bak. Şimdi ben nasıl göstereceğim? Şöyle göstereyim. Diğer mouse'u verim sana. Şöyle gösteriyor ya. Hı. Şunların her biri de böyle daire şeklinde. Bak ortada da var bundan. Hepsi bu şekilde olacak galiba. Çünkü o, sen öyle yapınca ortadaki çok farklı bir şey oluyor şu an. Ortadaki mi olacak diyorsun? Ortadaki değil. Hepsi aynı şekilde olacak. Sudoku gibi bir şey olacak herhalde. Ya da yerleştir bakalım. Emin çok basit değil. Şey. Bir saniye. Zaten 2'yi koyamıyorum buna. Koyabildim. Olmadı zaten. Ya da en ortadakine bak 1 2 şöyle. En ortadakine göre yapacağız aynen. En ortadaki yuvarlığa göre yapacağız. Aynen. Bir. Ama çiçek şekli var mı acaba? Yanlış oldu bak. 1'in yanında 5 ve 4 olan hangisi? O tuttuğun olabilir. Bir çeksene onu oradan. Bir saniye. Hepsini bir dışarı alıyorum. Tamam. Şu bak. Şu sağdakine çevir. Şu sağdaki aynen. Onu çevir. Bir aşağı gelecek şekilde. Tamam. Bunu koy en üstte. Şimdi sol alttaki hangisi oluyor? 2 olacak. 5'in yanında 4 ve 3 olan. Sol alttaki. 5'in yanında 4 ve 3 olan bu. Tamam. Bunu koy sol alt tarafa. Nasıl ya? Alt tarafa. Buraya. Aha. Şimdi 4 5 3 tamam. Bu da ben şu an senin kafana erişemedim. Sen yönlendir beni. Şu bir çiçek ya. Hı hı. Buraya koyacağın çiçekte 1 3 2 şeklinde bir sırası olmuş. Şunun yanında 1 ve 2 olur. O da bu. Değil. Bu değil mi? 3 yani 1 ve 4. 3'ün yanında şu galiba. Evet, 3'ün yanında 1 ve 2 var. 3 sol üstte gelecek. Yapıştır sağ altta. Şimdi ortaya ne koyacağız? Şimdi buraya 2 olacak, 1 ve 4 olacak. Şu. Benim düşündüğüm şu an. Şu. Heh, evet. 2, 4, aynen. Alt tarafta 4, 3, 2. Bu ya alttaki. Yok olmuyor ama. Oluyor ya. Onu bir tane daha çevir. Tamam şimdi bir daha çevir. Yukarı koy şey aşağı. Aynen. Sol üstte de 4 olacak şöyle. 4'ün yanında 5 ve 4. Şu. Aynen. Bu ne lan? Kapatalım. Bu ne oğlum? Şuraya bir şurayı fıstık koyalım. Ne geldi? İp mi geldi? İp, metal tel. Inventory'yi bir açsana, arkada bir şey kaldı. Notlardan birini yerleştirebiliyorum buraya. Arkaya da bir şey yerleşecek gibi. Metal tel. Kocaman bir. Kocaman bir tel. Buraya kesin tarih girerek çözeceğiz ya. Metal bir tel ya da tel olan bir metal ha. Bu açık kutular oynatılıyor mu şu an? Tamam gene demek ki neymiş? Bunlar bir rakamın üstüne gelecek. Şuradan bir rakam bulacağız galiba. Bir dakika, merkür 1 ise tuz -1 oluyor zaten. Başka bir yerden çıkaracağız o rakamları. Ha, bir dakika şey var mı ki? Euroglif yok değil mi burada? Yok. Şunu tamamladık, bize bir şey vermedi ha. İçine bakabiliyor musun? Ya da altında şeyi kaldı. Şu platformun üstüne çıktı, o platforma tıklayalım. Tamam. Hiçbir şey yok şu an. Aha. Artık dinliyor da. Geri döndü ama o. Dur bir dakika, bir daha dinleyelim. 1, 2, 6, 7 5, 7 abi, mouse getireyim sana. Bu işte. Evet. Dur bir çözelim burayı. Bak. Bu ışıkların hareketine göre gideceğiz bence. Biz melodiyi bulduk zaten. Bulduk da. Ha. Niye olmuş o? Aa. Ne oldu? Değil de 1-3 şeklinde gidiyor. Bir daha mı geri döneceğim? Evet. Bir daha geri dönüyorsun. Bu ağaç gerçekten burada mı? Ne kadar garip bir boşluk. El üstünde tutulacak bir kristal elma. Hadi bakayım. Sağ taraftan bir ses geldi. Sağ. Odanın kalbi atıyor sanki. Boş yapma, geri gel. Solda herhalde. Sağ taraftan bir ses geldiğine göre. Şurada. Yok. Daha şeyde olur, tablo tarafında olabilir. Daha sola kaysan çıkmıyor bir şey. Nereden şu ha, bu sağ taraf mı? Allah seni kahretmesin, arkaya bakıyorduk ya. Önemli birinin emriyle görece önemsiz biri tarafından. Nereye gidiyorduk? İstanbul 1963. Öyle mi? Evet. Artıydı değil mi? Bu kadar bariz olamayacağını biliyordum. Bu kadar bariz olamayacağını biliyordum. Ama yine de denedim. Şey, Kroton mu? Kroton'u gördük sanki bir yerde ya. Nerede? Krotonluydu. Milattan önce 345 yıl mıydı? Kroton da mıydı o? Kroton nerede gördük? Burada tarih yok zaten. Bize şehir lazım şu an. Mallorca'ya gidelim. Abi bir daha şey yapsana, aç onu. En sondakine gel. Romalı zenginlerden Valentinus'un. Bunun olduğunu zannetmiyorum ama deneyelim mi onu? Ya bu deneyelim, ayıp ediyorum. Neydi? Roma. Aynen. Tamam. Teşekkür ederim. Çıkmadığı için teşekkür ederim. Milattan önce olmasın. Segura bir daha baksana, orada başka bir Hint daha olabilir. Yok, onları alıyor ama kitaba ya. Yani Hint ise burada alıyor yani. Ama Hint'e göre çözmüyoruz ki onu. Öyle mi diyorsun? Hı. Dur, biz şimdi ne yaptık? Ağaç koyduk, ele şey koyduk. 50 tane tarih var. Hangisiydi ki zaman ve tarihin olduğu? Hatırlayamadım yani. Şurada da bir tane bilmiyorum. Şu an buradayız değil mi yani? Evet. Bununla ilgili bir şey çıkacak. İzmir'e gidelim. Şu anki tarihe girelim. Ya, buna vakit kaybediyor muyuz gerçekten? Evet. Location datasını almıyormuş. Peki 2023 olsa yaşasın ırkımız. O zaman... Gidiyorum kargaya. Yok canım, saçma ama o kadar değil. Ne kadar? Buluruz bir yerden bir tarih ya. Tamam, burada mekan yok. Sonraki sayfa. Burada hiçbir şey yok. Burada bu büyük ihtimalle şey için direkt. O bulduğumuz tarihi ve ismi şeye girebilirim, çivili yere girebilirim diye. Hikayelerden birinden çıkabilir. Şeyden çıkar mı? Fri'nin hikayesinden bir yer çıkar mı? Filmde de bir tek 98.2 diyordu. Hı. O da 345'e geliyordu işte. 345'e geliyor. Filin mekan var mı filmde? 98.2 dediği yerde. Nerede diyordu? Ha. Atina'dır. yazabiliyor muyuz bu arada? O... Yaz, altta yazıyor. Ha, okay. 345 mi deneyeceğiz? Aynen. Ama 3450 değil. Milattan önceydi. Sonraydı. Ama o da olmadı. En başında yazıyor mu? Neyin? Ya burada ya da şurada filmlerde. Antik Yunan'da Kroton. Ama Meridyen falan diyor. Kroton diyor hocam. Bunu denemiştik. Elveda Freeman. 344'ü denedik galiba o yüzden. Olabilir ama bunu denemiştik. Gizli bölme 5. Yoksa 6 mıydı? Değil miydi? 1, 2. Hmm. Yo 5'ti. Tamam yoksa 6 mıydı? 6. Bir de ortaya koyuyordum. Allah kahretsin. Tarihte tekerleği kullanmış büyük toplumlar vardır ancak hikaye anlatmamış hiçbir toplum yoktur. Tekerleği kullanmamış. Eyvallah. Flavia ne oldu? Mekan değişti. Farklı bir mekana geldik şu an. Zaman olarak. Solda şeyler değişti. Çiçek büyüdü. Kitaplar geldi. Başka arkada bir şey oldu. Yeni bir yol, yeni bir insan. Hayda. İçime sığdıramadığım bir heyecanla uyandım bugün. Bu seferki festivalin mükemmel olması gerekiyordu. Geçen seneki aşırı harcamaların ve israfın ardından ana tanrıça inancımızı hor gören bir takım ailelerin de etkisiyle harcamaları kısıtlama getiren bir yasa çıkarılmıştı. Aramızda bu duruma çok bozulan rahipler vardı ama ben bunu kötü bir şey olarak görmüyordum. Eylemlerimizin büyüklüğü, inancımızı, fikirlerimizi gölgede bırakmaya başlamıştı. Oysa bereket ondan gelir ve o bahşettiği bolluğu geri alma kudretine de sahiptir. Eğer biz bunu fark etmezsek bize yokluğu gösterir ki bolluk var olabilsin. Bunu hırsla, intikam alırcasına yapmaz ama içi yansa da bizim iyiliğimizi düşündüğü için yapar. Cesurca, bir anne gibi. Roma'da ona anla tanrıça diyor olmaları boşuna değil. Biz Kibele derdik ona Frigya'da. Daha eskiden başkaları da Kubaba diye bahsedermiş. Anneannem anlatmıştı. Ona da kendi anneannesi anlatmış. Sonra buraya geldiklerinde annem burada tanıdığı insanlar vasıtasıyla tarihçilerle konuştu, gezginlerle tanıştı, kütüphaneleri gezdi ve bu şehirden hiç çıkmadan Akdeniz'in dört yanında tanrıçamızın izlerini buldu. Mısır'da Isis derlermiş onu. Aşığının organını kesmesine sebep olmamış da kesilen organını bulmuş. Babilliler ise İştar derlermiş adına. Sümerler İnanna, Yunanlar Demeter, şimdi de Magna Mater diyor Romalılar. Ne isimle çağırırsak çağıralım, o duyar bizi. Bundan 44 sene önce ülke savaştan bitap düşmüşken bilgeler bir araya gelmiş ve eski dönemin Yunan kahinlerinin kayıtlarına bakmışlar. Ancak tanrıların anısı dünyanın merkezine getirilirse devletin Kartaca'ya karşı olan savaşı kazanabileceğini söylemiş kahinler. Öyle gelmişiz biz de Frigya'dan buralara. Tanrıçanın gökten dünyamıza indiği taşla birlikte. Taştan nasıl geliyorsa bereket, masumiyetten de öyle doğar vahşet. Ve o vahşetten sonra gelir ancak gerçek teslimiyet. Bizim için ana tanrıça onuruna düzenlediğimiz bayramların özü budur. Kilisemizin mensubu olsun ya da olmasın, çoğu Romalı katılır şenliklere. En azından ilk günlerine. Çiçek toplarlar, çam ağacı süslerler, yerler, içerler. Hava kararıp da müziğin ritmi içimize nüfus etmeye başladıkça gerçek inanırlar kalır geriye. Asıl o zaman başlar büyülenme. Ben de öyle bir anda, gecenin kalbinde, vururken davulumun gergin derisine tüm kudretiyle hissettim tanrıçanın gücünü içimde. Ruhum genişledi sanki. Çıktı benden. Artık o benim değildi. Ben onun bir parçasıydım ve düştüm içine, derinlerine. Geriye tek bir adım kalmıştı. Yalnızca en derine inenlerin bildiği bir adım. Gece boyu çaldığımız müziğin ve tüm o kaotik seslerin ardından, gecenin tezat sessizliğine saygı duyarak, çıplak ayaklarımızın çimenlerde çıkardığı belli belirsiz hışırtılar dışında hiç ses çıkarmadan huşu içinde yürüdük mağaraya doğru. Her bahar ekinoksunda güneş tam mağara girişinin hizası boyunca doğup yükselirdi. O sırada mağaranın duvarları aydınlanır, eski insanların çizdiği av sahneleri gözler önüne serilirdi. Uzun bir festival gecesinin ardından gün doğumunu beklemek için girdiğimiz mağarada karşı koymamam gerektiğini hissettiğim bir uyku bastırdı. Bıraktım kendimi tatlı kollarına ve gözlerimi açtığımda buradaydım işte, Ruh Palas'ta. Bu kim? Flavia. Gene telefon çalıyor. Bir pause geliyor. Geldik. Evet, devam. Okudun mu sen? 2 kuşak önce Anadolu'dan Roma'ya göçmüş bir ailenin kızı. O da annesi ve anneannesi gibi Anadolu'da Kibele, Roma'da Magna Mater adıyla bilinen ana tanrıçanın rahibesi. Tanrıça onunla düzenlenen festivallerde görev alıyor. Ritüeller sırasında perküsyon çalarak kendini ritme bırakmayı ve o huşu anında tanrıçasıyla bir olduğunu hissetmeyi ve hissettirmeyi seviyor. Bu Ruh Palas'ta da o da onlardan birinden gelmiş. Yani. Gidelim. Tamam. Sıradan mı okusaydık o kitapları? Yukarıdakiler aynı mı bu arada? Aynı. Tamam. Kim yazmış bunu ya? Arayışası bir artık. Intellect, Culture, Religion, Rulership. Aaa. Sağdakini de okumazsın herhalde ya. Ha, bir dakika, orada şey yazıyor ama. Light Heaven, Summer, Autumn diyor. April, March, February falan diyor. Hell Darkness de yazıyorum. Tamam, o alakasız herhalde. Yani bakalım, yani şu anda gözümüze ilişsin bir şeyler. Geri dönülecek çünkü buraların içi de ezberleyemeyeceğiz hepsini. Baksana abi, bunu nasıl, neyin nasıl ezberleyeceksin? Ekonomist var orada bak. Ekonomist. Mühendis nerede orada? Mühendis. Şu reis o zaman. Ekonomist sen. Spinalis. Bu da Jesus mı? Olabilir. Haşa Muhammed. Bu bayağı gidiyor yani şu anda. Nasıl agresyon olabilir ya? Son sayfa. Şunları okuyarak gidelim o zaman. Sayfaları çevirdim. Hayat doldu. Hayat oldu. Hayat oldu. Zaman iki mekan arasındaki en uzun mesafedir. Bazı karanlık şeylerin sevildiği gibi severim seni, gizli gizli, gölgeli ruhun arasında. Silah mı istiyorsun? Kütüphanedeyiz. Kitaplar dünya üzerindeki en iyi silahlardır. Bu oda sahip olabileceğimiz en büyük cephanelik silahlan. Doktor Who ne yazmış? Simya ve astroloji sözcüklerinin anlamını doğru anlayabilmek için mikroevren ve makroevren arasındaki yakın ilişkiye, özdeşliklerini ve karşılıklı etkileşimleri fark edilmek ve anlamak gerekir. Eyvallah. Zaman babasıdır, gerçeğin annesi ise zihnimiz. Hadi bakalım, yazmış, kitaplar zamanda yolculuk yapmamıza, atalarımızın bilgilerinden yararlanmamıza olanak tanır. Kütüphane bizi yormadan eğitmek ve insan türünün kolektif bilgisine kendi katkılarımızı sunmamız için ilham olmak adına bizi tüm gezegenin ve tarihimizin en gelmiş geçmiş en büyük zihinlerinin, en iyi öğretmenlerinin doğayı niye büyük yazmış? Bülgür nokta falan bekliyordum. Acı çekerek çekip çıkardığı sezgilere ve bilgilere bağlar. Medeniyetimizin, sağlığının, kültürümüzün, temellerinin hakkındaki farkındalığımızın derinliğinin ve geleceğe yönelik endişelerimizin kütüphanelerimizi ne kadar desteklediğimizle sınanabileceğimizi düşünüyorum. Kozmos yazsan. Boşver diye. Kelimeler ve büyü başlangıçta birbirinin aynasıydı ve bugün bile büyülü güçlerinden kaybetmiş değiller. Yanlış ve doğru hakkındaki fikirlerimizin ötesinde bir yer var. Sizinle orada buluşacağım. Ruh çimenlerin arasında uzandığında dünyanın doğru yanlış fikirlerinize ihtiyacı olmadığını göreceksiniz. Aa, girmeyeceğim. Kadınların psişe ve ruhlarında faaliyet ve yalnızlık, koşma, durma ve katılma, uzak durma, arama, dinlenme, yaratma ve kuluçkaya yatma, dünyaya ait olma ve ruhun mekanında Geri dönme ilişkin kendi döngü ve mevsimleri vardır. Peki. Deniz feneri. Deniz feneri. Ama nihayetinde bir gecedir ki. Nedir? Bir gece nedir ki? Kısa bir zaman dilimi, özellikle de karanlık bu kadar çabuk çözülürken ve çok geçmeden bir kuş şakırken, bir horoz öterken ya da soluk bir yeşil, dönen bir yaprak gibi bir dalganın çukurunda canlanırken. Ama geceler peş peşe gelir. Kış dağarcığında bir öbek gece saklar ve yorumlayan parmaklarıyla onları telassızca, eşitçe dağıtır. Uzar geceler, kararırlar. Bazıları birer ışıklı levhaya benzeyen berrak gezegenler tutarlar yukarılarda. Sonbahar ağaçları ne kadar hırpalanmış olsalar da serin katedralin kuytularındaki karanlıklarında tutuşan yırtık bayrakların ışığını alırlar üstlerine. O kuytularda mermer sayfalarındaki altın harfler savaştaki ölümleri anlatır ve uzaklarda. Bir daha telefon çalıyor. Hindistan'ın kumlarında kemiklerin nasıl ağrıp kuruduklarını, sonbahar ağaçlarını ayın sarı ışığındaki hasat dolunayının ışığında parlar. Bu ışık çalışırken harcanan enerjiyi yumuşatır, ekin anızını yaşatır ve sahili yalayan dalgaları mavileştirir. Bir kitap yazmak isterdim, insanları delirten, gitmeye razı olmadıkları yerlere çıkan açık bir kapı gibi, kısacası gerçeğe açılan bir kapı. Deli oldum, berbat aklı selimliğin uzun müddetleri arasında. Bu Kibere'de bir şey çıkacak bu sefer ama, çünkü labirentler. Atıyorum, bir daha atıyorum. Wow. Ege gelsin de öyle okuyayım. Şimdi durdurmadım videoyu da. Şurada labirentler var. Hızlı hızlı geçiyorum, görsel sadece. Şurada da Kibele'nin tanıtı var. Şu sayfayı kopyaladık. Anadolu'da Kibele. Kibele birçok coğrafyada benzer şekillerde temsil edilen ana tanrıçanın en eski adlarından biridir. Anadolu'da M.Ö. 6500-7000 yıllarında ortaya çıktığı düşünülmektedir. Diğer tüm tanrıların anası olarak görülür. Bereketi, baharın gelişini simgeler, ancak vahşi bir yönde vardır. Kibele tasvir edilirken genellikle iki yanında aslan, bazen de panter bulunur. Sonraki tasvirlerinde bu aslanlar Kibele'nin arabasını çekerler. Hem aşığı hem de oğlu olarak geçen Frik Tanrı. Frik Tanrısı Attis ile hikayesi Kibele mitinde önemli bir yer kaplar. Kibele ve Attis, söylentilerine göre Attis ve Kibele birbirleriyle evlenmek için söz vermişlerdir. Ancak Attis bu sözünü unutur ve Pessinus'un kralının kızı, bazı kaynaklarda Midas'ın kızı ile evlenmeye karar verir. Evlendikleri gün düğüne Kibele de gelir. Attis'in, acaba bu şey mi ya, Patara'da şey var böyle, bir doğum yaparken saçları şey yapıyor, normalde böyle çöl gibi bir yer, işte ağaçlar yetişiyor falan filan, o hikayeye benziyor. Attis'in onun karşısında ne yapacağını, Attis onun karşısında ne yapacağını bilemez. Kibele'ye karşı sözünü unuttuğu için pişmanlıktan kendi cinsel organını keser. O değilmiş, özür dilerim. Kanlar içinde kalır. Sevdiği kişinin acı çekmesine dayanamayan Kibele Attis'i bir çam ağacına dönüştürür. Sikini çevirsin. Ve böylece onun sonsuza kadar yaşamasını sağlar. Rivayete göre çam ağacı her mevsim yeşil kalabilmesinin sebebi budur. Pessinus'un mabedinde Kibele rahibi olmak isteyen erkeklerin hadım edilmesinin sebebi de bu hikayeye bağlı. Rahip olmak isteyen kişiler kendilerini hadım ederler ve cinsel organlarını çam ağacının dibine gömerler. Pessinus'tan Roma'ya getirilişi. Kartacalılara karşı savaşı kaybetmekte olan Roma İmparatorluğu, savaşı kazanmak için tanrıların yardımını almaya karar verir. Sibyl olarak bilinen kainler, ana tanrıça olan Kibele'nin Roma'ya getirilmesini, Kartacalılara karşı zaferin ancak o zaman kazanabileceğini söylerler. Kibele'nin kentleri ve ülkeleri koruma gücü vardır. Romalılarda bu siyasi gücü kullanmak istemektedirler. Frigya sınırları içerisinde bulunan Pessinus'un tapınağındaki Kibele'nin bu ara şeyde vardı, Burdur'da vardı Kibele tapınağı, Kibele antik kenti. Ha, gitmiştik biz. Bu videoyu yayınlar mı bilmiyorum ya, yayınlarsak gezi videolarımıza bakın, orada Kibele antik kentinin gezisi videosu var. Kibele'nin dünyaya inişinin sembolü olan siyah renkli gök taşı parçasını ve onun büyük heykelini M.Ö. 204 yılında Bergama kralı Attalos I'nin yardımıyla Pessinus'u Bergama'ya, oradan da Roma'ya taşırlar. Kibele, Tiber Nehri'nin ağzında Roma'nın en günahsız iki kişisi tarafından karşılanarak önce Roma'daki Victoria Tapınağı'na, daha sonra da Palatinus Tepesi'ne onun için inşa edilen tapınağa yerleştiler. Ana tanrıçanın yardımına geldiğini gören askerler 2. Pön Savaşı'nı kazanarak Kartacalıları yenerler. Bu şekilde Anadolu'nun Kibele'nin Avrupa'ya yayılım süreci başlamış olur. Başta ana tanrıça kültlerindeki vahşet ve kan Roma halkına barbarca gelse de Kibele inancı zamanla popülerleşir. Roma'da Magna Mater adında düzenlenen bahar festivallerinin önemli gün geçtikçe artar ve düzenlenen şölenlerde masraf yapmanın şehir zenginleri için bir itibar gösterisi haline alması üzerine Senato'nun M.Ö. 161 yılında yapılan harcamaları kısıtlayıcı bir ferman yayınlar. Ne oldu? Gelir bakarız şimdi. Bu bilgileri aldık. Bunlar değişmedi. Burası değişmedi. Burası değişmedi. Kedi değişmedi. Bunlar değişmedi. Burası tamam. Ağaç büyüdü. Müziği açalım lan burada. Ha? Geliyor geliyor. Burada şey açılmadı değil mi? Henüz tarihini bilmiyorum. Açılmadı. Baksana haritaya. Tamam, bu haritayı açana kadar devam edeceğiz yani bir şeyler yapmaya. Tamam, yenilen hiçbir şey yok. Şu geldi. Not defterine baksana. Bir daha baksana. Milattan önce 204'te Roma'ya getirmişler. Ha. Tarih var elimizde. Bölüm 1 bu, bölüm 2 bu. Tamam, buradan bir şey çıkmayacak. Bir arayacağız biz ne yapmamız gerekiyor. Solda çözmediğimiz vardı o. Şu. Henüz tarihi şey gelmiş burada. Tamam işte, birinin öncüsü Pisagor'da onu. Bu sefer de benim telefon çalıyor. Bakmam lazım. Geldim, telefon çaldı, kusura bakmayın. Evet, bu arada ben yokken Ege'de kurcalarken kuşu arka arkaya tıklayınca kuşu rahat bırakır mısın diye achievement aldık. Unutmadıkları doğru mu? Bazı kötülerde iyi şans, bazılarında kötü şans. Ayda değil. Peki sen hangisisin? Şuradaydık. Heh. Kart gelmiş. Araba. Araba ters. Demin bitirince. Ha. Bir de ilk okuduğumuz kitaptan şey çıktı. Anahtar çıkmıştı, onu kullanmadık. Onun nerede anahtar girişi var? Çekmeceyi deneyebiliriz. Ama Demeter. Anahtarı geri almak istiyorum. Ne yapacaksın? Nereye sokacaksın? Şuna. Gitti mi anahtar? Gitti, o anahtarı atacaksın artık. O zaman şu Kibele'ye gidiyorum. Tanrı çizimleri yazan parlak taşlar. Isis. Ha, kendi isimlerini koyacaksın. Isis. Ama yeri falan da fark ediyordur herhalde. Bilmiyorum. Neydi? Artemis. Venüs var mı? İnanna. Demeter. Venüs. Kirke. Umarım doğrudur. Hera. Persefon. Hayır ya, onun yönünü koyduğun yer de önemli. Athena. Ha, bilmiyorum onu. Tamam, bu ipucunu nereden alacağız? Kitapta. Kitap değil de şeyden olabilir mi? Şu birinci nota baksana. Evet, buradan. Niye? Bu etraftaki şeylerin hepsi var burada çünkü. Ama şimdi kitapta İsimler vardı. Peki onu neye göre koyacağız ki? O isimlerin hepsini bir bulalım kitaptan. Bu arada şeyi okumadım. O yeni bulduğumuz kitaptaki kartın şeyini okumadım. Yok, hayır. Arkada mor kitap vardı ya. Nerede? Gelmişti. Şuna mı? Ha. Kartta iki vahşi hayvanın çektiği arabada oturan bir kadın figürü görürüz. Silahlardan oluşan tacı yolunu aydınlatan ruhani yanını işaret ederken arabayı çeken kurtlar kadının yabani doğasını öne çıkartıyor. Ruhani gücün rehberliğine vahşi yanının doğru yönlendirirse iradesine ve disipline evrenin müziğine eşlik ederek yolu açıp hedefine ulaşacak. Araba ters durursa araba kartı yön ve kontrolün kaybına işaret eder. Eksiği olan odağı, irade gücünü ve doğrultuyu bulmak gerektiğini anlatıyor olabilir. Güçsüz hissediyor olabilirsin. Bu kartı kendi kaderinin kontrolünün eline alman gerektiği konusunda bir rol olarak kabul edebilirsin. Peki. Hı-hı. Şuradan isimleri bulalım olmadı. Şu kitaptaydı isimler. Pardon. Ortadaki kitaptaydı değil mi? Biz Kibele derdik ona Frigya'da. Anneannem anlatmıştı. Kubaba. Isis. İştar. İnanna. Magna Mater. Kubaba, Isis. İştar. İnanna. Kubaba'yı nerede gördün lan? Ha. Kubaba. Kubaba, Isis. İştar, Magna... İnanla, Demeter, Magna Mater. İnanla, Demeter, Magna Mater. Gidiyorum. İnanla... Baba yok, Isis var. Demeter. Sonra Isis. Başka da yok. İştar. Var mı? Hani yok. İştar, Magna Marta falan bir şeyler. Bence onlarla alakası olmayacak. Bence hepsi bunun adı. Başka bir tane daha var. 3 tane kaldı. Yok. Yani çünkü bunların hepsi kadın tanrıçalar bir de. İşaretlerine bir bakalım. Venüs 2. Aile, anne. Birinde yaz, birinde kalp, aşk. Yok, aşk değil ama ya. Aşk o. Normal kalp yok mu? Öyle tek tek bulabilir miyiz ya? 2 tane kalp var. Biri aşk, biri yaz. Tamam. Ya şu an bununla bir şey yapmayacağız ya. Yani yapacağız da. Mesela bunların hepsinde anne var. Gibi mi? Yok. Bence yani 3 tane daha isminin geçtiği bir şey bulacağız yani. Bak şuradan şeyi anlayamaz mıyız? Şunda anne figürü var. Ona göre mi diyorsun? Ama bak sağdakine bak, birinde inanla da aşk diye geçiyor, Demeter'de yas diye geçiyor mesela, ikisinde de aynı şey yok. İlla aynı şekilde bakacaksan o da değişiyor yani. Bir yerden bir ipucu gelecek o zaman. Şu yukarıda bir şey var mı? Oradan başlatıyor olabilir bizi. Onu da buradan bakacağız. Asıl. Hierogliflerde de uyak var mıdır acaba? Bilmiyorum, bir şey çıkmadı daha. Şurada bir tane daha mı not defteri var? Nerede? Daha önceki not defteri o, Pisagor'un. Geçmişe bakmayan geleceği göremez. Geçtin ama orada da bir tane ipucu olabilir. Şu an bence ona girmeyelim. Buradan çıkmaz ya. Niye öyle bir başarı oldu? Oraya tıkladın ya, normalde tıklamıyordur insanlar. Yoksa o kadar arka arkaya kargaya basmanın da mı bir önemi var acaba oyunda? O önemli olabilir, biliyor musun? Kargayı rahatsız etmek gerekiyor olabilir. Ya bir. Şu ağaçta bence bir şey çıkacak. Gidiyorum. Henüz tarihini bilmiyorum. Ne zaman bileceksin acaba? Kibele. Kibele hangisi ki? Şu mu? Bu tanrıların tanrısı falan değil mi zaten? Hı. Ama bak buradan bir şey gelecek daha, yengeç, boğa, ikizler, burçla alakalı bir şey gelecek. Şu ayna mı? Ne güzel bir gece. Veriyorum rızkını kargım. Aa. Hayır. Tamam söyle o zaman, ne yapacağız? Bu değişmiş mi? Bu da değişmemiş. Bunu açacağız zaten. Burada bir şey değişmiş mi? Değişmemiş. Bence o şeyi açacağız ya. Kibele kitabını. Kesin yani o. Evet. Dünyanın merkezine getirilmesi 4 sene önce. Çok şey de düşünüyor olabiliriz yani. Çapağın son mu? Hakaret, bereket, taştan nasıl geliyorsa bereket, masumiyetten doğar, vahşet, bereket, vahşet ve vahşetten sonra gelir ancak gerçek teslimiyet. Teslimiyet yok. Bereket vahşet var ama. Siz. Oğluyla aşk yaşıyormuş ya. Nasıl bir oyun ya? Arife günü oynadığımız oyun. Arife günü oynadığımız oyun, eyvallah. Tamam. Ay çok uykum geldi. İyi mi? Hadi. Hadi. Gel o kitabın oraya gel. İki tane var ki şu an. Bekaret ve vahşet, bereket ve vahşet var. Teslimiyet de yok. Şu ses çıkarmasa. Kağıdı bir yerine mi sokuyorsun abi? Zeus'un kızı. Dağlar kızı. Bu kısım var. Acem mi hadi? Ezberledin. İsim olarak 3 tane var. Bunun yerleri de fark edecek. Şöyle olacak bence. Bu üç isimde bu geçenlerden bereket ve vahşet. Bereket bunda var. Vahşet bunda var. Üçüncü şey ne olabilir acaba? Keyword'ü deneyelim. Tam böyle buluruz. Tam böyle buluruz işte. Ensest. Şu ensest, onu hatırlıyorum. Ama oğluyla ya. Tamam da var yani ensest. Aa dur. Aslan. Aslanlarla yürüyordu. Afena. Bana Afena'yı getirin. Afena. Böyle bulunmaz ama. Kibele'nin diğeri de Artemis. Artemis'i denesene. Değil miymiş? Değilmiş. Bahar. Bahar ayında gelmiş ya. 35.000 yıl öncesinden kalma kadın heykelciklerine kadar sürülebilir mi Tanrıçanın izleri? Rhea, bu neydi? O işaret hangisiydi? Şu tanrıların annesi. Ağacı kes ve koy çembere. Sonra tüm morlarla beze. Gel katıl sen de çekinme. Berekete getirelim bugün doğa anneye. Morlarla beze. Aman. Bir dakika, ağacı kesebiliyor musunuz şu an? Sofralar hazır. Şimdi ziyafet zamanı. Şarap iç ve dürt hayvanını. Dinene dek müziğin son notası. Esirgeme rahipten altınlarını. Şu. Altın toplayacağız böyle. Şarap iç, dürt hayvanı. Soldaki wolf olabilir mi? Ya da aşağıdaki. Abat. Abat. Para çıkmıyor. Müzik. Kim çalıyor? Altın vermiyor ama al sana başarım. Peki abi. Kimin elinde bardak yok mu? Bu amca altın mı yiyor bu arada soldaki? Yok, yumurta yiyor. Esirgeme rahipten altınlarını diyor. Direkt altınlarını ya da şuna. Bir kere tıklamadık bu arada. Bir şey. Bayağı tıkladık heykeli şu anda. Neyin? Ne? Kime? Hayır. Aa, pigin ağzı. Aynı anda düşündük. Evet. Hoş oldu. Bayağı aynı anda düşündük yani. Batır güneşi, başlat müziği, takip et içine işleyen ritmi. Bırak ele geçirsin her şeyinle seni. Teslimiyeti katlamanın budur bedeli. Güneşi indirelim hocam. O güneşi alın oradan. Ateşi koysana. Şey, adamın elini koyunca... Denedim. Müzik, başlat müziği. Klarnetine sokalım onu. Nereye batıracağız güneş acaba? Güneş nereden batıyorsa oraya koyarım. Aman. Aklına bir şey geliyor mu? Düşünüyorum. Şu an bir tek güneş tıklanabiliyor ya. Şu mantıklı gelmişti bana. Odunu yakar gibi. Yani odunu yakması mantıklı da işte yakmıyor. Çantaya at. Nerede çanta? Inventory yani. Önceki sayfaya götüremiyor muyuz? Yan tarafa bırakalım. En karanlık olduğu yer sadece en alt. Hı hı. En altta bir yere bırakacak da nereye bırakacağız? Sağ değil, direkt horizontal gidiyor. Bir yere koysak. Abi bir dakika, gölgelerden mi çıkaracağız acaba? Yok. İkincisi direkt şeyden geliyor zaten. Evet yani şuraya koyman lazım abi. Işık da orada artıyor. Evet. Bilmiyorum, ben kafam almadı şu an gerçekten. Acaba diyorum ki bir saniye. Nereye koydun? Karının eline verdim güneşi. Karının eline verdim güneşi. Hiçbir şey yok. Ama şey yapıyor hani, face palm gibi. Karının ayağı oynuyor. Ha, bunu yaptı. Şık dan. Böyle mi yapacağım? Dur bekle, başlamasını beklemedin ki. Bekle. Yok, soldakileri yapabiliriz sadece. Tek bu. 2 bu. 3 bu. Tamam. Tuhafmış. Bana hiçbir şey anımsatma vallahi. Bu tarihte ne yapsam? Koç'un göğe hakim olduğu zaman ayın 21'inde gece ve gündüzün eşit olduğu. Şeyi, tam neyi? Tarihi bilmiyorum diyordu ya. Hı hı. Koç'un göğe hakim olduğu zaman. İyi de sadece koç aldık yani buradan. Yo, ayın 21'inde gece ve gündüzün eşit olduğu gecede. Ay tanrıçasının gününde Magalesya kutlamaları anısına yapılmıştır. Kitap sallanıyor bizim, ona bakalım şimdi. Şimdi geçen sene çıkan harcama kutlamasına değiniyor. Gidiyorum. Koç. Hangisi? Şu. Tarih yok, başka bir şey yok. Tarih olabilir, başka yerden aldığımız bir tarih. Bir daha kitaba baksana. Ama hala ki bunların hangisi kibeli onu da bilmiyoruz ya da. Ya onu deneyerek buluruz, kibeli kız zaten. Ama o kibeli değil ki, o zaten magnezyum. Bence bize buradan şu anda bir şey çıkmayacak. Ay tarihçesi kim? Evet. Tamam. Bir dakika. Onu atma o zaman. İstemeden mi çözdün? Evet. 21 yazıyor zaten orada da. Neydi o 21? Evet, 21. günden. Ay tanrıçası. Kafasında ay var. Allah kahretsin. İstemeden çözdük. Tamam mı? Bu ne? Ana tanrıça figürü istenmiş taştan bir disk. Karanlıkmış burası. Işık geldi. Fiat Lux. Aynen. Fiat Lux. Hangi araba? Şu solda bak bir şey var. Onun oraya da bir şey koyabilirim. Onu bir taşısana oraya. Bir yere de koyabiliyor mu? Mağaralara yazılmış şeyler var diyordu. Başka bir şey yok burada şu an. Bunu geri alabiliyoruz mu? Alamıyoruz. Başka koyabildiğim bir yer var mı acaba? Aşağıdaki yarım bir yere. Tamam, bir geri gel bakalım nasıl gözüküyor. Bir de sağa koyup dene. Değişik. Sadece biz görelim derim ben. Bence taştan şeyler daha çok çıkacak yani. Buraya hala müdahale edemiyoruz. Ben şuraya koyarız o taş diski diyordum. Şu an burada bir şey yok. Yukarıda nasılsa aşağıda da öyle. Kibele'nin kitabını çözdük. Bir notlara bir daha baksana. Şöyle olabilir mi? Şaka yapıyorsun. Koçlara mı vurduracağız acaba? Ya da şu mu? Bu dumanlanınca ne oluyor? Olmadı mı oluyor? Bunları hareket ettirebiliyor musun? Bir dakika, dur. Bir saniye, şeye git, vazoya git. Hangisini vuracağını o söyleyecek. Ne oldu lan? Buldum, tamam. Sen yap. Dur, boğa, zıplayan boğa, taşınan geyik, oğlak, geyik. Dur bakayım bir daha gelelim. Şu boğa. Evet. Aa, bak alttan devam ediyor. Şu. Bir dakika abi. Şu şeklinde devam ediyor. Bu çok düz, bu bunun. Şu bence şu. Şu. Bunların okları bir tanesi geride kalıyor. Bir saniye abi. Böyle mi ki? Birinin oku şuna denk gelecek şu an bak. Şu var ya. Birinin oku şuna denk gelecek büyük ihtimalle. Oraya kadar. İlk hangisini attırıyor? İlk bu atıyor. Doğru olmadı ama. Yani şu sol üstteki okçu büyük ihtimalle doğru oldu. Hayır, doğru olmadı işte. Niye? Bak. Ha, tamam. Şimdi yanlış oldu. Hangileri doğruydu lan? Okçular. Okçu. İki okçu doğru. Bunu aradakine denk getireceğim galiba. Dur, hangileri oluyor? Şu. Ama önce şunu atıyoruz biz. O değil ya, o alttakini atıyoruz. Dur bakalım. Sonuncu neye ama? Şu mu? Ben bir sandık diye düşündüm. Şu mu? Evet. Öyle bir geyik de yoktu ki ya. Bir dene. Dönüp bakalım bir daha. Hangileri olduğunu biliyoruz şu an. Sonuç hayvan. Geri kalan sonuçta hangisi oldu? Wow. Bu. Değil. Şu. Zaten oradaki öndeki ölüyor. Ben de bir geyik yerim artık. ya. Bir meteor parçası. O meteor parçası mı acaba? Harita tekrar açıldı. Harita tekrar açılmış. Neydi? Bilmiyorum, bir baksana sağ altta. Yok, Roma milattan önce Kibele'nin Roma'ya getirilişi 4. Çok emindim ya. Ben şununla ilgili 44 yıl önce ilgili olduğunu düşünüyorum. 161. Ha, Flavia ile alakalı bir şey yapacağız. 204 değil de 248 yapacaksın. Nerede yazıyor? Ya pardon, milattan önce değil mi? Hı hı. 160 yapacaksın. Milattan önce 160 oluyor Flavia'nın Roma'daki. Flavia'nın Roma'da olma zamanı milattan önce 160 oluyor. Yani kiminle oynuyorsan onun kendi giriyor. Her yol Roma'ya çıktı. Her yol Roma'ya çıktı. Şey turuncu. Şirinlerin şapkası buradan mı geliyor acaba? Elveda Flavia. İsterseniz kilit vurun kütüphanelerimize ama benim zihnimin özgürlüğüne ne kapı takabilirsiniz, ne kilit, ne de sürgü. İsyon. İsyon. Anyon. Anyon. Ağaç büyüdü. Şuraya kitaplar geldi bir süremde. Yeni bir insan, yeni bir hikaye. Ah. Hayatımızın en güzel dönemiydi. Yaşarken ayırdığına varamayıp, geri dönüp baktığında anlayan, farkındalığı düşük zihinlerin laflarıyla bir tutmamı söylediğimi. Zamanın o döneminde, dünya üzerinde olunabilecek en iyi yerde olduğumuzun bilincindeydik hepimiz. Saygıdeğer Hypatia'nın bilgeliğinin gölgesinde, kanatlarının altında, beyninin kıvrımlarında ve erdeminin yolunda. Güzeller güzeli liman şehrimiz, aynı anda hem farklı inanç gruplarının ve kültürlerin bir arada yaşayıp harmanlandığı, hem de bir arada yaşayamayıp birbirlerini yok ettikleri canlı bir tarih sahnesiydi. Hristiyanlar, Serapeu Tapınağı'nı ve kütüphanesini yaktıklarında henüz çok küçüktüm. Hayal meyal hatırlıyorum. Hypatia'nın hafızasında ise son derece canlıydı hala bu vahşi kıyım. Tüm dünyadan orijinal el yazmalarının toplandığı, insanlığın bilgi hazinesi olan İskenderiye Kütüphanesi'ni yaktıkları zamanı anlatarak başlar, aynı vahşetin Serapum'da tekrarlanışına değinir, buradan da felsefecinin politik hayatı yüksek ahlaki standartlar getirmekle yükümlü olmasına bağlar ve bize toplumu iyiye yönlendirme görevimizi hatırlatırdı. Felsefi yaklaşımını bize verdiği öğütlerle sınırlı tutmaz, şehrin politikasında aktif bir rol oynayarak örnek de teşkil ederdi. Biz korkardık Hypatia adına. Bir kadındı, Hristiyan değildi ve güçlü adamları kızdırıyordu ama o hiç korkmadı. Bize de korkmamamızı salıp verdi. Felsefe, yoğun duygulardan azade, apatik bir tutum takınmalıydı ona göre. Ancak böyle yürünebilirdi aklın yolunda. Biz yine de korktuk. Ona, onun aracılığıyla kurduğumuz dostluklara ve birlikte erdiğimiz o konuşulamayan sırları sevgimiz öyle büyüktü ki, kaybetmekten korkmamak delilik gibi geliyordu bize. O yüzden bir birlik kurmaya karar verdik Hypatia'ya en az benim kadar düşkün Sinesius'la birlikte. Derslerinde yüzeyini tanıdığımız, evindeki gizli toplantılarda ise derinliklerini idrak ettiğimiz Pisagorcu öğretilerden yola çıktık, Tetraktis okuduk ve Hypatia'nın toplantılarında gözlerimizle görüp, kulaklarımızla işittiğimiz tüm o dile sığmayan gizemleri koruyup muhafaza etmeye ant içtik. O gün öğlene doğru dışarıdan gelen gürültülerle uyandım Hypatia'nın evinde. Sabaha kadar gök cisimlerini izlemiş, Batlamyus Usta'nın öğretileriyle kendi gözlemlerimizi kıyaslayıp uzun uzun tartışmıştık. O sırada öğretmenimizin bağırdığını duydum. Yanımdakileri uyandırıp dışarı koştuğumda bir grup Hristiyan toplanmış, Hypatia'yı çekiştirerek aracından indiriyorlardı. Bağırarak o yana doğru atıldım Ama kalabalıktan geçip de ona ulaşamadım. Ulaşabilsem ne yapardım onu da bilmiyorum ya. Naralar atarak, hakaretler ederek, saçından tutup sürüklediler onu yol boyunca. Engel olmaya çalıştık ama çok kalabalık, çok öfkelilerdi. Bizi de yakaladılar. Döve döve kiliseye götürdüler, bağladılar. Bir süre sonra Haypatiya, saçı başı dağılmış, giysileri yırtık, her yanı kan içinde, yarı baygın bir halde getirildi kiliseye. Günahlarını saymaya, onu lanetlemeye ve ellerindeki deniz kabuklarıyla, kırık testi parçalarıyla derisini yüzmeye başladılar. O linç anında bir anlığına da olsa göz göze geldik Haypatiya'yla. Gözlerinden içeri düştü sanki zihnim ve bilincim kapandı. Yobazlık. Adamlar şeyde yaşamışlar bunu. Eski dönemlerde biz şu an yaşıyoruz onu. Yobazlığını. Bir yerde şundan bahsettim. Biz kitaplara gidelim ama. Woohoo! 1, 2, 5, 8 tane kitap var. Aç. Bunların yine direkt bir anlamı olmayacak. Evet. Geçiyorum ya. Okuyayım mı öyle? Dönemin ünlü matematikçi Theon'un kızı, İskenderiyeli filozof, matematikçi ve astronom olan Hypatia, İskenderiye'deki okulda birçok farklı din mensubu öğrencisine Batlay'ın, Platon bilmem ne öğretilerini aktarıyordu. Aristoteles, özür dilerim, orada bilmem ne diye geçti. Sonra bana felsefeciler kızmasın. Tüm şehirde saygı duyulan, fikirleri toplumsal etkiye sahip bir kadındı. O yüzden derisi soyuldu zaten. Öğrenciler arasında o dönemin ünlü figürlerinden İskenderiye valisi Orestes de vardı ve onunla olan yakın dostluğu İskenderiye Episkoposu Cyril'in tepkilerine sebep oluyordu. Cyril, Hypatia'nın Hristiyanlığa düşman olduğunu ve valiyle olan ilişkilerini kullanarak paganizmi yaymaya çalıştığını söyleyerek halkta korku ve düşmanlık yaratmıştı. Neyse. Vali Hypatia'ya karşı büyüyen nefretin önüne geçmeye çalışsa da Cyril'in hedef gösterişleri üzerine Hypatia 415 yılında bir sabah evinden çıkarken öfkeli kalabalık tarafından yakalanarak sokaklarda sürüklendi ve linç olarak katledildi. İskenderiye'nin kaotik dini... Tam tıklayacağım oğlum, dur oraya gelince. Allah Allah. Allah Allah. Adama bak. Politik durumundan dolayı Hypatia'nın eserlerinin günümüze ulaşabilen olmadı. Onunla ilgili bildiklerimizi ona derin saygı ve sevgi öğrencilerin mektuplarından ve dönemin bazı kayıtlarından öğrenebiliyoruz yalnızca. Bu kaynaklar Hypatia'nın döneminin Hristiyan olmayan çoğu entelektüeller her dönemde dine inanmayan kişiler, farkında mısın? Yeni Platoncu olduğunu gösteriyor. Felsefe ile dinin bir karışımı diyebileceğimiz yeni Platonculuk, Doğu dinleriyle antik Yunan felsefesinin harmanlandığı ve evrenin mistisizmle iç içe geçmiş bir bilim ve felsefe anlayışıyla ele alan bir düşünce akımıdır. İskender'in Mısır'ı fethi üzerine Helenistik kültürün Mısır kültürüyle buluştuğu İskenderiye bunun için önemli evreşi bir konudaydı. Yunan Pantheon'un kurnaz tanrısı tanrılarının habercisi Hermes. Aha, ayaklar. Mısır Pantheon'un yazıdan, bilimden, büyüden sorumlu bilgelik tanrısı Thoth bir araya gelmesiyle oluştuğu tahmin edilen Hermes Trismegistus kültü de bu topraklarda büyük etkiler yaratmıştır. Hypatia'nın babasının da 3 kere büyük Hermes anlamına gelen Hermes Trismegistus'un üzerine yazdığı ve Hypatia'nın babasına da yazılarında yardım ettiği düşünülmektedir. Aynı zamanda öğrencisi Simson mektuplarında Hypation'un Pisagor'un evreni sayılar üzerinden anlamlandırdığı mistik öğretilerin öğrencilerine aktardığı da bilinmektedir. Hypatia astronomiyi bilimlerin en üstün olarak görüyor, gökyüzünde olup bitenlerin anlamanın ilahi olanın kapısını aralayacağını biliyordu, inanıyordu özür dilerim. Hypatia böyleymiş. Mısırlı Oidipus. Evet. Fake. Hı? Fake. Bu zaten bizim kitap. Yo. Rehber bizim. Evren hipotezi. Ha. Evrenin özgün bir teorisi ya da yeni hipotezi. Thomas Wright. Ne? Okumak istemiyorum. Oha. Bayağı şey varmış burada ya, dur. Kozmoloji nedir? Evreni konu alan bilim dalıdır. Evrenin yapısını, geçmişini, geleceğini inceler, gök bilimini ve fizik dallarını kullanır. Astronomiyi geometriyle temellendirebilen ilk Uruguaylı Yunan uygarlığı olmuştur. Bu sayede düşünürler gök olaylarını mitoloji ve dinden ayırmayı başarmışlardır. Bu temellendirme ilk kez Pisagor ve Pisagorcular tarafından yapılmıştır. Pisagor ve Platon ile beraber gökyüzündeki hareketlerin düzenli, dairesel ve sabit olduğu kabul edilen bir gerçek olmuştur. Aristoteles, yer merkezli sistem adı verdiği bir sistemle gökyüzünün hareketlerinin temel prensibini ortaya koymaya çalışmıştır. Küre en mükemmel şekil olduğu için gezegenler ve evren küre şeklindedir. Evrenin merkezinde yer dünya bulunur. Bu yüzden yer merkezi evrenin de merkezini olur. Yer hareket etmez ve şekli küredir. Gezegenler, diğer küreler yerin etrafını dolaşır. Yani olsun ilkel yani işte. Ay küresi evreni ikiye ayırır. Evet. O dönemde o da düz dünya değil yani. Ay altı evren, ay küresi ve yer arasının, ay üstü evren ise sabit yıldızlar küresi ve ay küresi arasının ismidir. Abilim abi ya. Erastos denil bilmem ne. Yunan matematikçileri enlem boylam sistemini icat eden kişidir. Mısır'da yaptığı bir deneyle dünyanın çevresini bir stadyum uzunluk birimi alarak neredeyse doğru, dünyanın güneşe olan uzaklığını ise tam olarak hesaplamıştır. Asal sayıları kolayca bulabilmek için basit bir algoritma geliştirmiştir. Bu algoritmaya Erastotenes kalburu ismi verilir. Bu yandaki mi? Evet. Batlayamus. Asal sayıları kolayca bulabilmek için bir algoritma var mı? Bilmem, varmış demek. Bir yere kadar. Claudius Batlaeus İskenderli Yunan matematikçi, coğrafyacı ve astronomdur. Yazmış olduğu Almagest isimli 13 kitapta evrenden ve onun geometrisinden bahseder. Kitap dünyanın herhangi bir yerinde, zamanda bir gezegenin veya yıldızın yerini nasıl bulacaklarını Batlaeus matematik modellerine dayanarak öğretir. Merkezde değiliz. Hayır. Buradayız. Solis daha neler. Bu bir gezegen değil. Bilmiyorum. Batlamyus. Dünyanın kendi etrafında dönmesi hakkında görüşte bulunmuştur. Dünyanın günde bir kere kendi etrafına dönmesinin fikir mantıklıdır, ancak dünya günde bir kere kendi etrafında tam tur atsaydı çok hızlı dönmek zorunda kalırdı. İnsanlar bu dönmeyi hissederdi. Bu sebepten dolayı dünyanın sabit dönen bir şeyin gökyüzü olduğunu söylemişler. Dünyadan çıplak gözle bakınca gezegenler ileri girer, hareket sergiler. Bu harekete gerileme ismi verilir. Hiperkus gerileme hareketini açıklamak için modeller üretmiştir. Ancak Batlamyus bu modelleri kullandığını zaman gezegenlerin geçmiş ve gelecekteki konumlarını takip etmekte başarısız olmuştur. Bu sebeple Hiperkus ortaya koyduğu modelleri geliştirir ve retrograde hareketini açıklamayı başarır. Geliştirdiği model ile gezegenlerin geçmiş ve gelecek konumlarını doğruya yakın bir şekilde hesaplamıştır. Bu gözlemler çıplak göz ile yapıldığı için hatalar kaçınılmaz olmuştur. Kopernik Kopernik. Nikolaus Kopernik, güneş merkezli evren modelini ortaya koyan kişidir. Ondan çok daha önce bu sistem tartışılmıştır ancak kabul edilmemiştir. Kopernik yaşadığı yıllarda dünya merkezli evrenin görüşü hakimdi. Kopernik Batlamyus'un yazını incelerken ve araştırırken bu sistemde bazı hatalar olduğunu fark eder. Bununla birlikte coğrafi keşifler yapılıyordu. Batlamyus verdiği coğrafi bilginin yanlış olduğu anlaşılmaya başlamıştı. Bunun üzerine Kopernik şunları keşfetti. Dünya evrenin merkezinde değildir. Sadece ayın merkezindedir. Bütün gezegenler güneşin etrafında dönmektedir. Yani evrenin merkezi güneşe yakın olmalıdır. Güneşin dünyadan bir görünüp kaybolması sebebi dünyanın kendi etrafında dönmesidir. Ancak dünya kendi etrafında dönerken güneş etrafında yıllık dönüşler yapmaktadır. Kopernik teorisinde devrimsel kılan şey ise 2000 yıllık astronomiyi tartışmaya açmış olması. Johannes Kepler. Alman gökbilimci ve matematikçi Kepler'in tanınmasını sağlayan çalışması, kendi ismini verdiği çalışması olan Kepler'in gezegensel hareket yasalarıdır. Gezegenlerin güneşi merkeze alarak eliptik bir yörüngede üzerinde hareket ettiğini ortaya koymuştur. Böylelikle Aristoteles, Batlamyus'un modelini tamamen farklı bir model ortaya çıkarmıştır. Platon'un katı cisimleri, üçgen, piramit, küp, 8 yüzlü, 12 yüzlü, 20 bilmem kaç yüzlü, kaç 20 yüzlü. Kepler bu cisimleri kullanarak gezegenler arası mesafeyi ölçebileceğini düşünmüştür. O zamanlar keşfedilen 6 gezegen vardır. Bu sebeple katı cisimler ile uyumludur. En içteki kürenin dışında tetraheron neymiş o? 6 köşeli şeydi galiba. Bulunur. Tetraheronun bütün yüzeylerinin tam ortasında kürenin dışı değer. Daha sonra tetraheronun dışına bir küre gelir. Tetraheronun bütün kenarları kürenin iç yüzeyine değer. Bu şekilde değişikmiş. Küre içinde 3 boyutlu cisimler. Tetraheron şu. Kaç? 1, 2, 3, 4, 16 galiba. Bütün katı cisimleri kullanarak daha büyük küreler ile cisim büyütülür. Bunun sonucunda gezegenler arasındaki mesafe hesaplanabilir. Lan dur, kağıt vardı orada. Ne oldu, sıkıldın mı? Yok mu, bakalım hızlıca dedim. Tamam, bence şu an okumayacağım ya. Sıkıldım ben. Üstünden bakayım. Sadece şeyleri anlatıyorum. Avcı, Orion. Büyük ayı, küçük ayı. Tamam. Bir hikayelerini anlatıyorum. Kağıtta ne yazıyormuş? Tam not almışlar zaten. Eyvallah. Şunun bu arada arkası dönmüyor gerçekten hala ya. Evet hocam. Şu an okudukça şey oldu, beynin patatesi dönüyor ya. Çiviler gitti ya. Ben şeye bak. O okumuyorum abi valla, okuyun yani. Dur bitirme dedim. Tersini okuyorum. Yanlış cevap verirsek ters geliyor galiba. Ha olabilir. Şurada lamba, şurada. Lamba. Acaba yerimiz var diye alamıyoruz şu an, şeyi atsın. Yo. Bence işimiz bittiği için ondan. Şey çekmece. Anahtar değil mi? Yemekten. Dördüncü açmayan sen çok. Demek ki yeri varmış zaten anahtarın. O bayağı karga rüşveti verdi yalnız. Yani şey, cefa kaçın. Gezegenimiz dünya. Yukarı koyacağız. Arkada. Dünya nerede? Oh yeah. Hangileri dönüyor? Bunların hepsini aynı şeye mi getireceğiz? Aynen. Aşağı doğru açacağız galiba. Şu an bunlar etkilenmiyor mu? Ne? Hangi üçlü? Tuttuğun yerden devam et. O değil. Her tuttuğun şey farklı birine getiriyor. Aynen. O değil. Ben anlamadım, sen yap. Çünkü... Ha. Şimdi bu terse çevirecek mi? Ama ortadaki oynar. İlk hangisi olacak? Onu bulmamız lazım. En dışı olacak. Ama o dıştakini oynatıyor. Bunlar sırası önemli ya. O sıra acaba ne olacak? Onun için bir hint alacak mıyız yoksa böyle mi yapacağız? Dünyayı başka hiçbiri oynatmıyor zaten. Oynatıyor. Dünyayı başka hiçbir oynatmıyor. Bak Beach'teki dünyayı oynatıyor. Şu var ya, şu dünyayı oynatıyor. Tam bir de kendi de oynatıyor. Yani sadece şöyle söyleyeyim, etrafındakiler oynatıyor yani. Tuttuğun şey etrafındakileri oynatıyor yani. Şimdi o oynatacak onu, ha. Evet. Ama yapmamız gereken şey bu mu? Ondan emin değilim ben. Nasıl oynatıyor lan endişteki? Hiç mi? Şimdi oynatmıyor. İşte. hızlı. Bilerek mi bozuyor? Evet, o dünyayı oynatmanın şeyini arıyorum şu an yani. Bunları ne şekli getirirsen. Ucun... Acaba şöyle mi olacak? Senin kafana erişemiyorum şu an ya. Mantıklıydı. Niye bozduk o işi? Oynatmanın imkanı yok ki. O hayır o şu şey var ya, boşluk var ya şu. Hayır o sıraya getirmenin imkanı yok. Aralardan bir tanesi farklı yöne getiriyor. Saldın mı? Şu an saldım değil mi? Hayır şeyi diyorum, şu aralarda boşluklar var ya, şu boşluklar. Zaten oraya getirmeye çalışıyorum ben de. Bak kastım o değil. Şu şeyi kullanabiliriz yani. Dıştan içe gittim, içten dışa gittim, yine tutmadı. Hangisinin neyi hareket ettiğini hatırlamam lazım. Hepsi denk gelmedi. Şu an yanıyor olması lazım. Ses çıkarıyor olması lazım. İşte ben de onu ayarlamaya çalışıyorum ya. Tam merkeze mi denk getirmek lazım yani? Yani olabilir. Bak şu an bence ikincisi. Hani ses çıkarmıyor şu anda. Şu an bence merkezle alakalı bir durum yok ya. Bence bir yerden hint almamız lazım bununla alakalı. Baksana. Merkezde değil ve ötüyor yani. Anladın mı demek istedim? Şu noktalarla mı alakalı bir şey var acaba? Buraya bir şey koyacağız bence. Şöyle. Aa, fuck. Yok yok bu doğru. Yok ya. Solis hangisi ki? Gezegen, Solis, Güneş. Bence şöyle ya. Bir dakika, şunu şuraya getir. Şunu şuraya getir. Şunu şuraya getir. Şunu da şuraya getir. Bunu döndürdükçe niye bu döndü? Şunu dönmemesi lazım. Bence böyle bir denge sağlayacağız. Bana geldi. Getir abi dünyayı merkeze bir şekilde. Dışa doğru gidemiyoruz mu? Bu zaten mecburen böyle olacak. Bir dakika. Bir şeyler eksik. Bir şeyler şans. Şanslıyız zeki. Bir şeyler eksik, fazla bir şeyler eksik. Nereden? Aha. Onu ortaya getiriyor. Dünyayı dışarı götürüyor. Biz neredeydik? Dur abi yazalım. Bunları kaldıracağız. Nerede? 1, 2, 3. Lunar'ı şöyle mi kaldıracağız? Meğer bu bir. Güneşi de getirir misin dışarı? Merak ettim ne çıkacak. Gelmiyor. Dünyayı getirebilirim. Yok bence oydu zaten almamız gereken şey. Onların yerlerini değiştirmeseydim keşke. Niye? Neyin nerede? Diğerleri doğruydu çünkü neyin nerede olduğunu. Dur gösteriyor. Göstermiyor mu? Merkür. Merkür şu. Merkür şu abi. Hayır bir dakika. İkinci de Merkür siyah karalı. 1, 2 ikinci de Merkür tamam. Üçüncü de Venüs. Venüs hangisiydi? Doğru. Şu. Tamam, onun yeri doğru. Solis gezegen değil. Martis. Biz dünya varız. Tamam, biz buradayız. 1, 2, 3. yerde olmamız lazım. Ama 3. yerde bu da var. Babam arıyor abi bir saniye. Ay geldik. Şimdi en dışta Sartre yani B. Şu mu? B hangisi lan? Dıştaki bu. Kafam patatese döndü. Ona bakarsan bu amblem yok orada. Bir şeyler eksik. Abi Merkür enişteki olması gerekmiyor mu ama? Şu anda bu dizilimde olmamız gerekiyor. Bütün hepsinde noktalar var mı çemberde? Bir baksana noktalar var. hepsinde var ha. Hı hı. Biliyor musun? Evet. Merkür, Venüs, kilitleniyor şu an, tamam. Dünya, Mars, eksimiz var. İki gezegen daha bulacağız başka yerlerden, onları bulacağız. Bu aslında bir taşmış dedi ya yani. Aydınlat. Evet. Neyle aydınlatacağız? Şu ağacı koyulabilir gibi duruyordu. O ağacı koyulacak. Hangi ağacı? Aa, yok, koyamadım. Denedim. Kutu var bu, içinden bir şey çıkacak bunun. Bence içinde şeyler var, gezegenler var. Aydınlat, ne yapacağım onu? Çıkan geri gelir misin? Ben bir dahiyim. Anahtar çıktı, ne bu? Anahtar. İlk anahtarı Mısırlılar mı yapmıştı, Babilliler mi? Anahtar burada kaldı bir tek. Bu sefer olmadı. Daha sonra çıkacak bir yer. Burada Mısırlarla ilgili bir şey okumuştum. Nerede o kitap? Ha, şu yukarıyı takacağım. Tekrar merhaba, ya da ilk kez zamanında isabetli olduğundan emin değilim. Sözünü ettim Aykut, bu ya da edeceğim. Bu küçük zımbırtayalım ve ruhumuzun zamanda ilerlemek için kullandığı zaman modülüne takın. Artık onu çıkarabilir ve zamanda bir posta kutusu olarak çalışan dolaba takın. Ney? Ayarlanmış olduğum zamana gidecek ve tarihi girip tuşa basmanız yeterli. Böylelikle bir objeyi herhangi bir tarihe gönderebilir ya da girdiğiniz tarihte oraya konmuş bir objeyi alabilirsiniz. Umut ediyorum ki size gönderdiğim hediyeyi beğenirsiniz. Onu gerekli şekilde kullanacağınızdan şüphe olmuyor. Onu nasıl kullanacağına dair talimatlar için eksik parça etrafta daha sonra lütfen affedin. Hypetia'ya gir. Niye? Ne alaka? Neredeyiz ulan 1932? Ha. 1932'li Atatürk nerede? Benim de kafam gitti. Hypetiya gibi büyük bir zihne tanıklık etmiş olmanıza gıpta ettiğimi belirtmeden geçemeyeceğim. Farklı bir türden ruh eşiniz 1932. Gidiyorum şeye, şuna. Ne bu? Tabloda Tabloda gördüğün yıldız takımını hemen sol üstünde selamlayan Orion'u bul. Tablo hangisi tablo? Orion değil ama bu büyük ayı değil mi? Orion'u selamlayan. Orion'u selamlayan. Hayır. Şimdi teleskopun ucundaki sembolü Neptün'e çevir. Bir sonrakinde de Uranüs'e çevireceksin. Sonra ikinci ve beşinci lensler. Daha lensler falan yok teleskopun içindeyken. Teleskopumuz da yok. Bir an sessizlik iyi geldi. Aha. bir kuple hayal kırıklığı. 1932 miydi? Hı? Teşekkürler M. Teleskobu aldık. Ne diyor? Kızıyorum yani. Ne diyor? Dur şimdi. Tabloda gördüğün takımın Orion'da bu. Şimdi teleskobun ucundaki sembolü Neptün'e çevir. Neptün hangisiydi? Neptün şu. Doğru oldu mu? Bir sonrakinde de Uranüs'e çevireceksin. Bunları takacağım galiba. Gelirde ışık kirliliğinden yıldızları unutacağız diye korkuyorum. Öyle bir şey yok ya. Uranüs hangisi? Sonra... Dur. 2. ve 5. lensler. 2. 1, 2, 3, 4, 5. Ne diyor? Bir saniye deneyeyim. Neptün'desin zaten. Bu Orion değil ama hala ben sana diyeyim. Gelsene kitabı. Şu bizim küçük not defterini açsana bir. Heh. Orion bak şu avcı olan. Senin bulduğun büyük ayı. Selamlayan Orion'u buldu. Avcı olan dedim ben şu. Bu yıldızların kaçı ölmüştür acaba? Bir şey söyleyeyim mi? Ben daha bir şey. Watch. Şu gibi duruyor. Bu da bu. Tamam. Biraz solda mı yukarıda? Şimdi Uranüs'e çevir bak. Bu. Gene aynı yere bakacaksın. Balık şurada abi. Bak şu. Şu var ya, şu balık. Şu an şeyle bakıyorsun ama Neptün'le bakmıyorsun. Önemli Koç. Böyle V şeklinde olacak. Biraz yukarı çek. Dur. Biraz kay. Biraz aşağı. Evet. İkinci ve beşinci lensleri takacağım. Bütün lenslerinde de ortadaki hariç. Ortadaki iki hariç. Ortadaki iki hariç. Evet. Ne güzel bir gece. Ruhumu görüyorsun sen. Aa! Önce onu sürmen lazım. Tam yerleştir bir yerine. Yok zaten. Lan şöyle işte bak şöyle. Allah. Aldık mı? Aldık. Yapıştı oraya. Yapıştı oraya. Ha yılan çıktı. Tablet. Zümrüt bir levha. Üzerinde çok bilgece şeyler yazıyor. Zümrüt tablet muhabbetini biliyor musun? Ne bilmiyorum. Anlat. Birinin tabletiydi, hatırlamıyorum. Ha. Mısır tanrısının birinin tabletiydi galiba. Bu sesi biliyorum artık. Ama cihazımı almam lazım. Misyon neredeydi? İskenderiye. Tarihi bulmak lazım. iPad ya 415 yılı. 415 yılı İskenderiye. Dur. Acı çekme. Ben de coğrafya bilgisi olmadığını bildiğin için teşekkür ederim. 415 miydi? Hı? Geri dönünce anı düşününce içim sızlıyor. Ne? Tavandaki kozmos modelinin ilk halinde güneş dünya... Aa hatırlamıyorum. Güneş dünyanın çevresini geçiyor. 3 ya da 4. Onu nereden hatırlayacaktım ki? Neyi dedin? 3 dedim. Ya da 4 dedim. 4'müş o zaman. Elveda işim. Deliliğe yanaşıyorsun. Sonra eşlik etmek zorunda hissediyorum kendimi. Yok artık canım. Neler oluyor? Hikayenin sonu mu? Değil mi? Bir sürü kitap geldi zaten. Neyse başlayalım. Merhaba. Yine ben. Biliyorum. Bulmayı beklediğin şey bu değildi. Ancak zamanında onları bulmuş ve devamını deneyimlemiş biri olarak söylüyorum. İşler iyiye gitmiyor. O yüzden hepimiz adına bu döngüyü burada kırmaya karar verdim. Evet, Pirine'nin başlattığı şey mucizevi ve çok değerli ve falan filan ama insan zihni bütün bu yaşamları kaldırabilecek kadar güçlü değil işte. Deliriyoruz, anladın mı? Beni siz delirtiyorsunuz. Hepiniz, hepimizi delirtiyorsunuz. Her ruhun bir meskeni olsaydı o zaman herkes deli olurdu ve hep birlikte akıllı olmuş olurdu. Ama öyle değil işte. Bir deli biziz. Niye öyle olsun? Deli miyiz biz? Şimdi diyeceksin ki belki delilerin delirerek gittiği bir yer vardır. Yani bir yoldur delilik. Ama modern toplumların yolu bu olmadığı için onların da yürümesine izin verilmiyor. Belki tam da bu yüzden kadim zamanlarda mucizeler vardı. Mucizenin yolcuları yollarından alıkonmadığı için, mucizelere inananların sırtına bilinen gerçekliğin kamçısı vurulmadığı için. Ama bu ne demek biliyor musun? Dünyadaki o kıymetli delilik azalırken bizdeki artıyor demek. İyice deli oluyoruz yani. O yüzden kurtar bizi bundan. Evet, topla şu ağacın kalan meyvelerini ve git buradan. Daha fazla ikna edilmeye ihtiyacın varsa sana isyondan sonrasından bahsedeyim hızlıca. Salvino, tutkulu bir çevirmen ve bir simyacıydı. Sevdiği adamı sevmesi yasaktı. Üstüne adam bir de bunadı. Salvino onu simya ile kurtarabileceğine inandı ve bütün o deneylerde soluduğu kimyasallardan zehirlenip öldü. Sevdiği adam onu yasını tutacak kadar bile hatırlamadı. Ines, nesillerdir tek başına hayatla mücadele eden kadınların soyundan geliyordu. Cadılıkla suçlanmış, dışlanmış, avlanmışlardı. Yine de mücadeleden, insanlara şifa olmaya çalışmaktan vazgeçmediler. Ines de vazgeçmemişti. Ta ki cadı avlarının yeniden başladığını duyana kadar. Engizisyon'un yaşadığı köye doğru yola çıktığını öğrenince ne yaptı biliyor musun? Bütün köyü kendiyle ve içindeki herkesle birlikte yaktı. Sonra ben varım. Marcela. Erkeklerin dünyasında var olabilmek için saçlarını kısacık kesmiş, göğsüne bandajlar sarıp pantolon giyen bir kadın. Erkeklerin kendilerini yücelten boktan esprilerine yalandan gülen, onun dışında da kendini ele vermemek için pek konuşmayan biri. İnsanlarla konuşmayı unuttum kafamın içinde konuşmaktan. Kafamın içinde kaldıkça insanlarla konuşmam daha da zorlaştı. Zihinlerimiz arasındaki mesafe büyüdü sanki. Öyle olunca daha çok kafamın içinde kaldım. Öyle olunca da anladın işte nereye gittiğini. Ama burada konuşabilirim. Çünkü burası kafamın içi sayılır değil mi? Hep aynı sorular dönüyor. Duyuyor musun sen de? Kadın mıyım ben? Yoksa bir erkek mi? Sanat, bilim ve inancın sınırlarını kaybetmişken tek bir ömür yeter mi çözmek için bu denklemi? Yoksa bu ilahi bir plan mı? Yok. Kesin delirdim ben. Sustur şimdi tüm şüpheleri. Bırak duyayım çağrımı. Evet. Topla meyveleri ve git buradan. Salvino ile Ines'in ardında bıraktığı gizemleri harmanladım, iç içe geçirdim. Attım önüne bir kere de aradan çıkart diye. Benim buraya mirasım da bu olsun. Seninki ise bunu sonlandırmak. Elveda. Benden bir daha haber alamayacaksın ama Salvino ve Navarralı Ines'i tanımak konusunda ısrarcıysan zaman kasasına günlüklerini koydum. Kitaplardan gireceğin tarihleri bulup günlükleri alabilirsin. Giremeyeceğim abi. Hintleri alalım çıkalım. Tam 1525 yılı var. Navarra var. Oha. Ya çok güzel şeyler var da biraz yordu beyni yani. Yukarıda bizim kitaplar ya. Ya direkt şu an ne arıyorsun? Şey koymuşlar, onları oraya koymuşlar. Sen böyle fıçı 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 fıçı. Abi ne yapayım yani, ben de tek tek bakardım yani normalde bunlara da, yoruldum ya. Evet, devam hermetik analiz. Hiç yok yalnız bak. Evet. Em ne diyordu en son? Notta mı? Hı -hı. Kitaplardan Silvio Salvia'nın ve Ines'in tarihlerini bulup kutudan onların günlüklerini alabilirsin diyordu. Görüyor musun? Navarra 1525 gidelim mi? Navarra'ya gerek yok, sadece tarih lazım. Şeyi nasıl gideceğiz ki peki? Simyacı olmuş ya, onları değiştirmiş yani. Yukarıdaki dolabı da açamadık bu arada daha. Ha. Olmadı. Ne oldu? Şeye gitti o kart ya. Ha, okey, tamam. Şey Salvatore neydi? Onun zamanında. Kitaplardan diyordu zaten. 1471. Yani yazdığı tarih değildir diye düşündüm ama o galiba yani başka tarih yok çünkü. Öbüründe de cadı şeyli adının başladığı tarihi. Olmadı. Adam maçlığım gözümüzden kaçmadı. Şov bitti galiba kart kitabı. Bu arada oyun bitmiş olabilir. Hikaye, daha çok hikaye. Şeyi anlatıyor. Sadece hikaye, bu optional'dı büyük ihtimalle şunları toplamak. Hı hı. Şu an kalmadı galiba. Bir dakika. Salsana. Epilog. Bir şey yazıyor olması gerekmiyor mu burada? Şimdikini yapacağız ya. Abi sen... Bir şey yapıyor muyuz biz şu an? Abi sakin. Şu şeye gelsene bir. Ağaca. Aa, anahtar. Tamam, o kitaba yerleştirilecek. Ku yeşil, kurt mavi, aslan kırmızı. Yani şu kadar oturuyor diye ama yani. Evet. Bir şeyler daha gelecek buralara. Abi ama. Ne? Sıfırladı. Bir dakika. Ne oldu? Biz buradan aslında bir şey öğrendik. Ku yeşil, kurt mavi, aslan kırmızı. Şöyle bir şey olabilir. Bir an sessizlik iyi geldi. Kargaların gördükleri insanın üzerine unutmadıkları doğru mu? Değil mi? Bunu niye çıkarttı bir daha onu anlamadım. Bunu bir yerde kullanacağız galiba. Şunu deneyelim mi? Canım. Ama şeyini bilmiyoruz. Civa, sülfür, tuz. Bir saniye. Bu yeşil, kurt, mavi, aslan. Aynı 3 hayvan. Renklerini değiştiremiyor muyuz? Şu kutu vardı ya bizim camlı. Camlı bölme. Ha, orada bir şeyler var galiba. Aha. Ha. Tamam, bu yeşil, kurt, mavi, aslan, kırmızı. O da sürpülce hafta cümle dönüyor da. O zaman tabloda aynı 3 hayvan. Tabii efendim. O kadar şimdi dur bakalım. Bunların yanlarında bir şey var mı? Şunları alıyorum bir kere. Sülfür, civa, sülfür, tuz. Şey tabloyu koymayı denesene bana. Neyi? Şey... Ben bunun kutuların içinden bir şey çıkacağını düşünüyorum da. Tam çıkacak zaten de hangi rakamların üstüne koyacaksın? Aynı 3 hayvan. Ha. Aslan kırmızı 8. Kurt maviydi. Ama neresinde? 13 mü? Yeşil kuğu 11, kırmızı aslan 8 ve mavi kurt 13. Dur şimdi bunları unutmayalım. Mavi 13. Şöyle bakalım mı? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Yormadı. Vallahi teşekkür ederim. Tuz 13. Şu 8. Dur salsa. Tamam, tuz 13'te. Sülfür 11 mi? 11. Tamam. 8'de. Tamam, bunları ne yapacağız? Çıkartabiliyor musun? Ha, iki şey beller vardı ya. 3, 1, 4, 2. Morf 3. Koyabiliyor musun bir de? Bunlar şey, hava, su, toprak, tatlı. Buradan bir şey çıkacak ama. Aa bir dakika. Şu renklerin yerini hatırlıyor musun? Ne? 1 yeşil, 2 beyaz, 3 mor. Yeşil. Bir ama hangi? İçeri nasılsa dışarı da öyledir. Şu etraftan topluyor olabilir misin? Aynen, onu göze koy. Ve sağ altta bağırsak var. Bayırsak. Dal. Ben sol altta. The fuck? Kan. Tamam, o yere mi çizeceğiz acaba şu? Neyi çizeceğiz ki burada? Şuradan mı geliyor? Tabii efendim. Ha? Su, toprak. Ateş, su, toprak tatlı da. Boyayı nasıl çizeceğiz? Komple boyayım mı? Çıkarayım mı la bize abi? Yoruldum, zorlandım. Tamam, bunlar burada duracak. Hı. Bir şeye, pardon, şeye bakalım mı demiştim. Acıktım da. Sen kahvaltı da yapmadın. Ne ısmarlıyorsun? Ismarlıyorsun yani. Bak nasıl sevindim, bugün 5000 lira verdikten sonra arabaya. Abi Hint alalım, Hint. Abi Hint almayalım, buraya kadar gelmişiz yani. Tam yorgunluk Hint alalım ya. Hayır, yok öyle. Ya bana sonraki bulmacanın şeyini ver. Eşimut niye veriyorsun sen bana orada? Hierogliflerden hala bir şey çıkmadı ha. Şimdi ben şeyi düşünüyorum. Hierogliflerden sonra mı? Diyor. Elimizde de kanlı bir şeyler var. Aldığımız yerde de pentagram var. Hiç şu ana kadar görsel Hint sunmadılar ama yani. Ne oldu? Burayı kullandık ya. Tamam, boyayacağız yeri işte. Nasıl boyayacağız onu bilmiyoruz. Yukarısı nasılsa aşağısı da öyledir. Bunu nasıl uyarlamamızın bir yolu var mı? Bilmiyorum. Şu an boyayı aldım mı? Almışsın. Acaba hepsini boyayacağız mı gerçekten? Hiç şey yapmadan. Sal ben deneyim bir de. Random deniyorsun zaten değil mi? Üçgeni kullanmam gerekir o zaman. Ama gideceğiz zaten oraya mecburen. Bize büyü yaptırıyorlar. Müslüman mahallesinde salyangoz sattırıyorlar. Tahtayı eve götürmek istiyor. Ha, sırası vardı, eyvallah. Haydi be. Tek gecelik aşk. Bizden bir ruh. Ne iş? Yuan mouse yok. Yordu ama ha. Acıkınca daha zor oluyor ya. Hı. Bahsetme bunlar şimdi. Oyunun asetleri mi onlar? Değil mi? Flütü kıran adam göndermesi anlamadım ben neyi. Biz öyle şeyler de bakmadık. Hangi öyle şeyler? Masada resimler var. O masada resimler yoktu hiç. Farklı yolları da var. Yıldızlar da kayar, durmaz yerinde. Parayı versin. Ne? Burak Tokak ve Dora Özsoy'da parayı verdi yazıyor. Güzel. Güzel oyun. Güzel bir Türk oyunu en azından. Sonunda şöyle bir oyun oynadık ve şuradaki bütün akışlar Türk isimlerine sahip. Güzeldi. Yorulduk ama eğlendirdi yani be. Merak ettirdi. Sonunda biraz rushladık ama artık hadi bitsin ya falan acıktık diye. O bizim ayarlamamızla alakalı bir sıkıntıydı. Havsalar güzel oyun olmuş, güzel. Güzel bir Türk oyunu olmuş. Tabi buraya kadar izleyen var mı bilmiyorum da artık izleyen olur mu? Oyunu alın abi. Güzel bir yalnız Türk oyunu olmuş. 3.31. 3.5 saat mi diyordu? Evet. Tam tuttu yani. Evet ama bir de devam et var yalnız. Deneyelim mi devam et? Hmm. Devam ettiğince çok şey gelmedi. Tamam. Daha yapabileceğin şeyler var herhalde o. Kültü kırılan adam falan dedi ya. Neler oluyor? Hikayenin sonu mu? Aa yeri tamamlamışız. Toprak mı? Ha, torpak burada. Devam ediyor. Bir şeyler var herhalde. Yok o orada kalmış herhalde bilmiyorum bir şey. Bence bir şeyler var herhalde. Neyse şu an bakmayacağım buna. Merak etmiyorum. Sen ediyor musun? Ben etmiyorum. Bence o fazla kaldı orada ya. Ona bakarsın o zaman bıçağın da gideceği bir yer vardır. Şu kelebeğin de... O tahta olsaydı güzel espri olurmuş ama. Değil mi? Ağzına verin. Hint alalım. Ne güzel bir gece. 10 tane hintimiz var abi. Bir tane hint kullandık Erdoğan. Tetraktis'in son sırasına bırak. Tetraktis ne? Tamam o hayır bu işte. Evet bitmiş zaten. Yok mu o fazlalık kalmış orada ya. Bir daha mı vereceksin? Kargaların gördükleri insan yüzlerini unutmadıkları doğru mu? Yok bak. Ya niye rüşvetlerimizi harcıyorsun? Birilerinin kuşu beslemesi lazım diye achievement var bu arada. Tamamız ya bence. Bitti yani. İyi. Görüşürüz. Byes. Güzel oyunda alın. Destek olun. Hırtlık yapmayın. Şu odanın şu görüntüsüne gelelim de. Öyle kapatalım. Hadi. Haydi. Haydi bay bay.